Efendim iyi akşamlar. Güçlünün sözünü bol bol dinliyorsunuz. Gün içinde şimdi sözün gücünü dinleyeceksiniz. Çok heyecanlıyım. Çok kıymetli konuklarım var. Böyle çok uzun konuşup da vaktinizi almayacağım. Hemen onları dinlemeye başlamak istiyorum ben de. Kimleri peki? Tabii ki her zaman birlikte olacağımız, olduğumuz sözcü yazarı, duayen gazeteci Uğur Dündar yine bizimle birlikte. Program ortağım, eş başkan diyelim Sayın Dündar. Ve Sözcü TV Strateji ve Güvenlik Danışmanı Ahmet Yavuz Paşam bizle birlikte. Siyaset bilimci Profesör Doktor Mithat Baydur bizle birlikte tüm enerjisiyle. Siyasal iletişim uzmanı Doktor Gülfem Saydan Samver, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ve yine siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu, hoş geldiniz. Hoş ayağınıza bulduk. Sağlık. Sağ olun. Şimdi ben sizi bekletmeden, ha bu arada ilerleyen dakikalarda Skype'ta da bir konuğumuz olacak. 24. ve 27. dönem CHP milletvekili Aytun Çıray bizle birlikte olacak. Ona da sorularımız olacak ama şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı bizi şaşırttı. Niye şaşırttı? Çünkü en başta Hatay'da çok ilginç bir çıkış yapmıştı. Hepsini hatırlatacağız, hafızalarımızı tazeleyeceğiz. Sonra Tekirdağ'da herhalde Hatay'dakini yanlışlıkla yaptı. Ondan geri adım atmak istedi. Bambaşka bir söylem kullandı dedik. Ama bugün Ordu'da yine çok benzer bir söylem. Bir dinleyelim bakalım, hatırlayalım. Ondan sonra üzerine konuşarak başlayalım. Yani bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi. Kusura bakmayın. Açık konuşuyorum. Doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Şimdi az önce sevgili Fatih Portakal promptra sadık kalmak lazım, sadakat yemin etmek lazım dedi, yoksa böyle oluyor dedi ama bence böyle değil. Bence bambaşka bir durum söz konusu. Şimdi doğalgazla ilgili söylediğine şöyle bir bakacak olursak, biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz. Hemen Selami Şahin geldi aklıma. Sen varsa, sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam şarkısı geldi aklıma. Evet. Hakikaten Hatay'da böyle bir ya benimsin ya toprağın mı derler, ya da ne bileyim beni sevmeyen ölsün mü derler, böyle bir çıkış. Sonra sanki hep tabii anket çalışmaları yapılıyor, önüne konuluyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın, çok sık yapılıyor. Aa, biz burada yanlış yaptık galiba, biz buradan bir geri adım atalım, bunu CHP'nin üstüne yıkalım. CHP gibi değiliz biz, o yoksa hizmet yok demiyoruz dedi. Sonra bugün yine aynı. Nasıl yorumlarsınız Uğur Dündar? Ben şöyle yorumluyorum. Aklıma hemen bu sözleri işitince Sayın Berat Albayrak'ın vaktiyle söylediği, Sayın Cumhurbaşkanımız Ay'a otoban yapıyorum dese bizim kitlemiz onu bile makul karşılar, inanır şeklinde bir konuşma yapmıştı. Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenleri küçümsemek gibi bir duygu asla aklımdan geçmez. Hepsine saygı duyuyorum, tercihleridir. Ama kutuplaştırmanın olduğu bir toplumda sağlıklı düşünebilme, muhakeme yapabilme ve o doğrultuda karar verme yetileri de giderek azalıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tahmin ediyorum kutuplaştırdığı kitleye ben şunu söylersem onlar mutlaka buna inanırlar ve benim söylediğimin seçim sonrası gerçekleşeceğini bildikleri için de bana oy vermeye devam ederler. Ya da eskaza başka partilere oy verecek olanlar da içinde bulunduğumuz ekonomik zorlukların da, ekonomik sıkıntıların da, yaşam güçlüklerinin de katkısıyla acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, yani iktidara, bu ittifaka oy verelim de hiç olmazsa doğalgaz imkanından yoksun kalmayalım gibi bir düşünce içerisine girebilirler. Dolayısıyla bunun muhalefete de yansıması oluyor. Kutuplaştırmadan muhalefet de yararlanıyor. Yani nasıl olsa bu kutuplaştırmanın sonucunda bazı yerlerde seçmen bizden başkasını tercih etmez gibi bir anlayışla belki de halkın hiç benimsemeyeceği adayları ona dayatma,
ona zorla empoze etmek gibi bir siyasi reflekse de sebebiyet verebiliyor. Ona birazdan zaten geleceğiz CHP'de konuşurken. Gülfem Hanım, size sormak istiyorum aynı soruyu. Yani bu nasıl, bu iletişim stratejisi olarak bir kere nasıl bir şey veya sonuçları ne olabilir? Aslında bence Sayın Cumhurbaşkanı daha çok şuna güveniyor. Artık biz çok ekranlı bir iletişim dünyasında yaşıyoruz ve herkes kendi iletişim faaliyetlerini takip ediyor. Kendine uyan televizyon kanallarını izliyor. Kendine uyan sosyal medyada gazetecileri, yazarları takip ediyor. İşte telefonundan kendi uygulamaları var ve sadece ona bakıyor. Yankı odaları. Yankı odalarının içinde yaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle kendi parti seçmeninin yankı odalarına çok hakim. Orada çok baskın, orada çok yüksek bir ses. Dolayısıyla orada o kadar yüksek bir ses çıkarırım ki ben kendi seçmen kitlemin en azından gündemini buraya çekerim ve o söylenenin de sanki bir sahte habermiş gibi. Çünkü maalesef bu sahte haberlerin bize en büyük tehlikesi bu. O kadar çok sahte haber olduğu zaman siz duyduğunuz gerçek haberlere de inanmamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan ben onları zaten seçmenimi yankı odasında kutuplaştırarak daha da yankı odasına kapatırım. Orada bunları çok yüksek sesten söylerim. Daha önce söylediklerimde sanki birer yalan habermiş gibi, sanki ben söylemiyormuşum gibi. İşte o yüzden diyor zaten ben Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gibi yapmıyorum diye. Çünkü bir müddet sonra bunu hakikaten sanki onların kurgusuymuş gibi empoze edecek. Ve bu şekilde yönetirim diye düşünüyor. İşte burada muhalefete düşecek hikaye tabii çok etkin, çok yaygın bir iletişim yapmaları gerekiyor. Sadece sosyal medyada değil, işte televizyonda, medyada ve sahada. Yani bunların çok net, uzun anlatılıyor, çok sahada var olup çok insanlarla birebir de bunların anlatılıyor olması gerekiyor. Aksi takdirde zaten bu var olan, bu şu anki ülkedeki diyeyim, var olan iletişim sistemine hakim zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani özellikle örneğin biz İstanbul'da belki çok bunun etkisini görmüyoruz ama Anadolu'ya gittiğiniz zaman örneğin TRT. O kadar etkili bir kanal ki tüm kırsaldaki, köylerdeki, kahvehanelerde açık bir kanal. Bu kanal 7/24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği şekilde yayın yapan bir maalesef ki bir kanal halinde. Dolayısıyla dediğim gibi o kendi yankı odası gücüne, medyadaki baskın hakimiyetine de güvendiği için biraz artık bugün böyle diyor. Bakıyor bir tepki çekiyor, orada böyle diyor. Hiç belli olmaz Hatay'a gittiğinde aynı cümleyi tekrarlayabilir mesela bu arada. Evet. Çünkü zaten... Şimdi bunu açıkça bu dile getirdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında, 2014 yılındaki seçim kampanyalarının da en büyük temalarından biri büyük şehirlerle iktidar aynı partiden olursa işleriniz yürür. Bu tema hep işleniyor zaten. Dolayısıyla işlenen temayı açıkça dile getirmiş oldu ama... Dediğim gibi şimdi kendi partisini bu şekilde bir yankı odasına tutuyor. Üç gün sonra Hatay'a gittiğinde aynısını biz tekrar ederken de duyabiliriz. Ben hiç şaşırmam açıkçası. Bir parantez ilave etmek istiyorum hanımefendiye. Bundan 22 yıl önceki Türkiye olsaydı, yani medya bu kadar kutuplaşmamış olsaydı, iktidarı destekleyen medya gücü neredeyse %95'lere, %90-95'lere varmamış olsaydı, hatırlayın o dönemin siyasetçileri demokrasi anlayışına, demokrasi geleneğine, demokrasi kültürüne aykırı söylemler dile getirdiklerinde basın şiddetle eleştirirdi. Eğer o günkü Türkiye'de böyle bir şey söylenmiş olsa bu nasıl demokrasi, nasıl böyle bir adil seçim olacak, yurttaşın oy verme hakkına ipotek koymak gibi bir yaklaşım, hatta biraz daha ileriye giderek tehdit gibi sözcüklerle değerlendirilebilirdi. Ama bugün Sayın Samver'in de ifade ettiği gibi yankı odalarına hapsolmuş bir toplum var. O da kendi yankı odasını bildiği ve erişim gücünü de çok net bir şekilde sürdürdüğü için böyle söylemleri dile getirmekten çekinmiyor. Ve bunda tekrarlaması hiç yadırganacak bir durum olmayacaktır. Mithat Baydur, siz ne dersiniz? Şimdi bu sabah da söyledim ben de. Kendimce önemli gördüğüm için söyleyeyim. Macaristan Başbakanı var, Katalin Novak. Başbakan olarak bir sorumlunun
Cumhurbaşkanı. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı. Bir sorumlunun kendi bünyesi içerisinde çalışanlardan bir tanesinin tacizde bulunması ve buna göz yummasından dolayı, giymiş olduğu hükümden dolayı hapisteyken cezasını affetmesinden ötürü olağanüstü protestolarla karşılaştılar ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etmek durumunda kaldı. Bizim Türkiye'de bırakın bir kişiyi, yani 8-9 tane çocuğun istismar edildiği bir ortamda iddianame ne zaman hazırlanacak diye bekliyoruz. İddianame ortadan kayboluyor. Bir bakıyoruz hiçbiri ceza, bir hüküm giymemiş, ceza almamış. Dolayısıyla böyle bir toplumun buna karşı bir rezistansı, bir mukavemeti olmadığında görülüyor. O bakımdan yani bakıldığı zaman nasıl olsa ya şimdi mesela diyor ki şöyle düşünüyor herhalde Cumhurbaşkanı kendi penceresinden. Ben bizden önce Esenboğa Havaalanı mı vardı dediğimde parantez içerisinde 1955'te yapılmış. Ya bir kimse çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanım sehven oldu herhalde ya. Biz Ankara'da yaşıyoruz senelerden beri. 1955'ten beri var demediğine göre. Yani buna ama mesela... Ama zaten 100... açık söylüyor. Tarih yazacağız diyor. Tarih yazıyorlar zaten. Yani herhalde ben diyorum ki 100 kişiden diyor 97'si inanmıyordur. Ama diyor eğer 3 kişi inansa 3 kişi benim için kârdır diyor. Şimdi burada da bu şekilde bir yola çıkış var. Ama genelde bunun tabii bu kadar kısa ve yalın bir açıklaması olmaması lazım. Yani bunun altında böyle bir sosyolojik, felsefi bazı dinamikler olması lazım. Ben biraz da şöyle düşünüyorum. Yani giderek bütün partilerin birbirine benzediği bir ortamda, dünyada da, birbirine benzediği ve ideolojik farklılıkların, keskinliklerin törpülendiği böyle bir konjonktürde, utilitarian dediğimiz felsefede faydacı bir yaklaşım var. Yani bir şey bana faydası dokunuyorsa o doğrudur. Bu felsefenin açıklaması odur. Bir şey bana faydası dokunacak herhalde diyor. Doğru yapıyorum ben diyor. Yani bu istikam ahlaki bariyerleri de yıkıyor. Ama unutulmaması lazımdır ki siyasi tarih unutmuyor. 1912 İttihat ve Terakki'nin Türkçülük düşüncesini getirmesine, Talat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında aile kararnamesini çıkartmasına rağmen ve Cumhuriyet'e önemli miraslarda bırakmasına rağmen esasında 1912 Sopalı seçimini, Filozof Rıza Tevfik'in canını kurtarmak için yurt dışına kaçmasını unutmadı. 2 Mayıs 1954 seçimlerini unutmadı. Geçenlerde hemen bir atıfta bulunayım. Bununla ilgili bir yazısı vardı yine Oktay Ekşi'nin. Seçimin iffeti diye. Ben ona bir de izzeti de eklemek istiyorum. Seçimin iffeti ve izzeti. 2 Mayıs 1954 seçimleri mesela. Kırşehir'de Millet Partisi, Bölükbaşı'nın partisi çıktığı için Kırşehir'i bir il iken ilçe yaptılar. Kırşehir'in ilçesi olan Nevşehir'i il yaptılar. Eski il olan Kırşehir'i de ilçe olarak, eski ilçe olan yeni il olan Nevşehir'e bağladılar. Buna bazı Demokrat Parti milletvekilleri de itiraz etti biliyor musunuz? Ama Bayar ve Menderes hayır yapacağız dediler ve yaptılar. Ama 54'ten bu yana 46, 24 daha tam 70 senedir Türkiye bunu unutmadı. Seçimin bir iffeti ve izzeti vardır. Son sözüm böyle olsun. İbrahim Uslu, sizi de dinlemek istiyorum. Hakikaten o seçme... Ha bu arada geri bildirimler de, yani saha çalışmalarındaki bunların geri bildirimleri size de geliyordur. Yani etkileri size de geliyordur. Hem onun üzerinden belki veriler üzerinden de konuşabiliriz. Ne dersiniz? Şimdi tabii bunlar çok sıcak şeyler. Bir süre sonra göreceğiz bu söylemlerin etkisinin olup olmadığını ama. Bu şimdi şöyle bir yanılsama var genellikle. Hani Erdoğan her aklına eseni yapabilir. Söylenenlere itiraz etmiyorum. Katılıyorum ayrıca doğru analizler. Ama bunların sonuçları ne oldu peki? Yani böyle davranıyor. Evet böyle davranıyor. Bu gerekçelerle davranıyor. Sonuçlar ne oluyor? Şimdi sonuçları şu. 2015'ten günümüze gelinceye kadar AK Parti 3 seçmenden birini kaybetti. Yani Erdoğan aklına eseni yapar, aklına eseni söyler ve onun kitlesi ona hiçbir zaman olumsuz tepki vermez şeklinde bir varsayım, böyle gizli bir varsayımla insanlar bazen yorum yapıyorlar. Yani burayı tenzih ederim, öyle bir şey olmadı da. Ama Erdoğan için bile siyasal sonuçlara katlanmak gerekebiliyor. Şimdi bunları yapıyor, doğru yaptı. Tutarlı olmak zorunda hissetmiyor kendini. Fakat birilerinin Sayın Erdoğan'a yani işte 2015'ten bugüne kadar 3 seçmenden birini kaybettiklerini, artık sadece sosyal yardım alanlar vesaire, düşük eğitimler, düşük gelirler falan ya da işte emekliler falan gibi yani anca maaşlarına zam yaparak oylarını alabildikleri kitlelerden oy alabildiklerini, büyük kentleri kaybettiklerini, hatta bu süreç yeni başlamadı yani işte referandumla birlikte başladı. Ben o dönemde beyaz sağcılar demiştim referandum sürecinde. Şimdi bir önceki seçimde 2015 1 Kasım'ında
AK Parti artı MHP %60. O yüzden o dönemde hatırlayın henüz referanduma gidecek falan. AK Parti'yi destekleyenler çok rahatlar. %60'la geçecek falan diye bakıyorlar. İlk araştırmayı ben yayınladım. Başa baş neredeyse. Kıyamet koptu. Tabii bütün AK Parti tarafın bana çok eleştirdi. Çok sert eleştiriler oldu. Peşime kadrolu troller takıldı falan. Fakat bir süre sonra başka araştırmalarda gelince anladılar ki öyle değilmiş. Ben haklıymışım yani. Sonra paniğe kapıldılar. Allah'ını seven defansa gelsin yaklaşımı. Herkes televizyonlara çıkıp anayasayı anlatmaya çalıştı. Hatalar yapılınca bütün milletvekillerine yasaklandı. Sadece danışmanlar. Danışmanlar hata yapınca onlar da konuşmasın, sadece Cumhurbaşkanlık anlatacak falan. Ortak yayınlar falan o dönemde başladı hatırlayın. Ama o dönemde AK Parti seçmenlerinin işte 7-8 puanı referandumda evet oyu vermedi. Ben televizyonlarda bunu referandumdan sonra anlattım yani fireler MHP'den değil AK Parti'den. Ve benim varsayımım bu insanlar AK Parti'den artık ideolojik olarak koptular ve dönmeyecekler. Bir süre sonra genel seçim oldu. Orada mesela televizyonlarda biz tartışıyorduk AK Parti yakın araştırmacı arkadaşlarla. Ben bunlar bir daha dönmeyecekler diyordum. Onlarsa dönecekler. Çünkü o referandumdu. Bu seçim, icraatlar, micraatlar falan. 42,5 aldı AK Parti 2018 genel seçimlerinde. Evet. Sonra yerel seçimlerde artık dönerler herhalde. Bu kadar da küskünlük olmaz. Belediye AK Partili belediyeler başarılı falan. Dönmediler ve büyük şehirleri kaybetti AK Parti 2019'da. Şimdi yani bunları yapıyor Sayın Erdoğan, tutarlı olmuyor, gönlünden geldiği gibi konuşuyor, seçmeni bazen tehdit ediyor. Şimdi mesela bugün tehdit ettiği seçmenler hangi seçmenler? Ordu. Ordu %60'lar civarında AK Parti'ye destek veren bir il. Şimdi size yıllardır %60'ı oy vermiş seçmenlere diyorsunuz ki bu sefer de verin yoksa size doğalgaz gelmez. Şimdi yani ben Ordulu olsam kendimi kötü hissederdim. Yani kurulduğunuzdan beri size oy veriyorum. Şimdi bir kere oy vermeyince ben yani hizmet almayacak mıyım ya? Bunca yıldır size verdiğim oyların hiç mi hatırı yok? Hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. 20 kere seçimde oy verdim yani hiç mi hatırı yok falan diye düşünürdüm. Düşünen seçmenler mutlaka oluyor. Ve o yüzden de AK Parti seçmenlerin önemli bir kısmını kaybetti. Şimdi bu seçimde biz biraz daha yani 35'in de altına ineceğini tahmin ediyoruz. Bir süre sonra görürüz tabii ittifaka rağmen falan 2023 genel seçimlerindeki performansını Cumhur İttifakı muhafaza edemeyecek. Öyle görünüyor. Yani bunları yapıyor Sayın Erdoğan ama bunların siyasal maliyetine katlanmak zorunda kaldığını danışmanlarının falan hatırlatması lazım. Çünkü siyasetçi ne kadar büyük karizmaya sahip olursa olsun eğer belli şeylere özen göstermezse seçmenlerin içerisinde mutlaka bir grubu buna tepki duyuyor ve partisini terk ediyor. İşte bugün büyük şehirlerde AK Parti hala kaybettiği o beyaz sağcılar dediğim kitlenin ortak özellikleri vardı. Büyük şehirlerde yaşıyorlar. İyi eğitimler, ortalamanın üzerinde eğitim seviyesine sahipler, ortalamanın üzerinde gelir seviyesine sahip muhafazakar insanlar. Referandumda evet oy vermediler. Şimdi bütün karizmanız, bütün ideolojik bombardımanınız hayır dediler. Biz bu yeni sistemi istemiyoruz ve koptular. Ve bir daha geri dönmediler onlar. AK Parti hala onların boşluğunu dolduramadı ve o yüzden hala yani bir sürü atraksiyonlar deniyor. İttifaklar, daha büyük ittifaklar, koalisyonu genişletmeler falan. Ama ona rağmen hala kendini İstanbul'da da, Ankara'da da ya da onun dışındaki diğer metropollerde de rahat hissedemiyor. Böyle davranırsa hani eskilerin tabiriyle laüsel davranırsa yani kimse bana hesap soramaz. Ben yaptıklarımdan sorumlu değilim. Aklıma seni yapma özgürlüğüm var. Evet yapabilirsiniz ama siyasal maliyeti var ve o zaman siyasal maliyetlerine de katlanıyorsunuz. Bu tutumlarını Sayın Erdoğan zaman zaman yapıyor ama siyasal bir bedel ödüyor mu derseniz evet ödüyor. Sizce de ödüyor mu? Yani İbrahim Bey'in söylediklerinin bir kısmına katılıyorum. Tabii mesela 2015'te, 2014'te Cumhurbaşkanı seçilirken aldığı oyu sadece kendi partisinden almıştı. Ve %52 ile seçilmişti değil mi İbrahim Bey? 51,5'la. Yaklaşık aynı yani. Şimdi büyük fark. Son seçimde aynı oyu aldı ama birkaç parti de ona oy verdi. Demek ki biraz etkili oluyor. Ama çok hızlı etkili oluyor mu? Hızlı etkili olmuyor. Yani neden etkili olmuyor? Psikolojide bilişsel çelişki diye bir kavram var.
bilişsel çelişki şu. Siz yanlışın farkındasınız. İçinde bulunduğunuz grubun da yanlışının farkındasınız. Ama onu kendinize itiraf ederseniz başka bir tutum geliştirmeniz lazım. O tutumu geliştirdiğinizde bütün şatolar çökülmüş oluyor. O riski göze almıyorsunuz ve vazgeçiyorsunuz. Yani görüyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam bu böyle ama ben yoluma devam edeyim diyorsunuz. Çünkü seçmenin bir kısmı böyle. Bir kısmı dini sahiplerle böyle. Bir kısmı da geçim koşullarından dolayı öyle. Çünkü çok yüksek 23 milyon insanın sosyal yardım aldığı söyleniyor. Şimdi bu koşullarda ayrıca biraz önce Gülfen Hanım'ın da ifade ettiği gibi şartlanmışlık var. Yani mesela bizim bu konuşmamızı onlardan dinleyen kimse yok. Yani çünkü dinlemiyor yani. Dinlerse bozulacak. Bir başka konu bence son derece tutarlı gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü ordudaki seçmenin niteliği onu kaldırır diyor, onu söylüyor. Hatay'daki zaten deprem yorgunu ondan dolayı söylüyor. Ama Tekirdağ'daki seçmen biraz daha farklı diyor. Ona farklı hitap ederim diyor. Onu söylüyor. Yani ne söyleseniz gidiyor. Yani sosyolojisini çalışıp mı seçmeni söylüyor? Çalışıp yapıyor, evet. Hmm. Ben tesadüfe bıraktığını falan düşünmüyorum. Yani son derece stratejik davranıyor. Strateji de biliyorsunuz 3 tane faktör vardır. Güç veya kuvvet, mekan, zaman. Şimdi mekan değiştiriyor. Mekan Tekirdağ'la. Söylem değiştiriyor. Tekirdağ'la işte ordunun mekanı farklı, farklı söylemler geliyor. Onun için ona dikkat etmek lazım. Şimdi Göte'nin bir sözü var, Alman düşünür. Ahlak gömleğini çıkartan hiçbir gömleği giyemez diyor. Yani bizim toplumumuz çok uzun zamandır ahlak ilkelerinin yerine dini dogmaları ve yerleşik usulleri, kendince yerleşik usulleri koydu ve bunu kabul ettirdi. Yani bu artık tartışılmaz bir hale geldi. Ahlak uçtu gitti şimdi. Dolayısıyla bizim toplumumuz böyle etik kavramlara falan filan bakmıyor biraz önce. İşte o çarşamba günkü yayında da söyledik. İki uçak dolusu Erzincanlı'yı Amerika'ya götürüyorlar. İki hafta misafir ediyorlar. Dönüşte altın madeniyle ilgili kaygılarını hepsi kaybediyor. Niye kaybediyorlar acaba? Uçup gidenle başka bir gömlek giymiş oluyorlar onlar. Yani bu var. Sonuç olarak şunu söyleyeyim ben. Sözü uzatmayayım. İyi ki savaşta değiliz. Çünkü? Çünkü savaş ancak bir milletin birliği, bütünlüğü sağlandığı zaman kazanılır. Bu kadar kutuplaşmış bir millet. Hiç cephesini birleştirmeyen hiçbir ülke savaş kazanamaz. Yani dua ediyorum yani savaşta değiliz. Milli birlik ve beraberlik içinde olmayan bir ülke demokrasi de bu arada şimdi, barındıramaz şimdi ve talep bakın, edemez sanki değil mi? Yani İstanbul'daki bir grup saray efradı dışında bir de onların yerel uzantıları dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün birleştiremediği hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Evet. Onun için iç cephe esastır diyor. Biz iç cephemizi kaybettik yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani milli birlik olmayınca işte geçen gün konuştuysa milli iradenin tecelli etmesi diye bir şey de söz konusu olamıyor doğal olarak. Hayır, egemenliğin kayıtsız şartsız meclise ait olduğu, millete ait olduğu bir sistemin varlığı da ortadan kalkmış oluyor. Şimdi sözün gücü dedik ama bazen bir görüntü aslında belki de bin söz gücünde olabiliyor. Şimdi sizler çok kıymetli ve çok asil konuklar olarak sizden özür dileyerek ama olduğu için paylaşmak zorundayım. Dün Sözcü televizyonunda ana haberde de bu görüntü paylaşıldı. Bandırma adayı AK Parti'nin. Tabii ki blurlayarak biz veriyoruz. Yani biz o kadar yapamıyoruz. Ama bir izleyelim arkadaşlar. Orada bir nahta diyeyim. Ben diyemeyeceğim kelimenin kendisini. Bir şey çekildi seçmene karşı. Bir izleyelim. Bir dönüm. Tanrı'nın fiyatı kaç para? 5 milyon. Ne öyle? 5 milyon. 200 bin lira şu an.
Burada yani dediğim gibi ben telaffuz bile edemeyeceğim artık yani bu kadarı da çok fazla ama bu yaşandı ve burada bile toplum ikiye bölündü. Bir kısım diyor ki ya bayıla bayıla verecekler, gene verecekler. Çünkü ne oldu işte Soma'da maden faciası sonrası yerlerde tekmelendi insanlar. İşte %39 virgül notlarımda var 8'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet %39,87 ile AK Parti milletvekili seçimlerini almıştı. Dolayısıyla da istediği kadar o hareketi yapsın etsin sonuçta. Bir kesim de diyor ki işte o hareketi öne alayım öyle oy verir diyor bir kesimde. Ne dersiniz? Şimdi biraz önceki konudan başlayarak anlatmak istiyorum. Evet. Evet, bağımsız değil. Ben de Sayın Yavuz'a katılıyorum. Cumhurbaşkanı son derece pragmatist, bilinçli bir şekilde yöreye uygun konuşmalar yapıyor. Sayın Uslu'nun dediği doğrudur. Ordu ezici bir şekilde iktidar yanlısı oy kullanan seçmene sahip. Orada bu konuyu eksajere etmenin pek oy getirisi bulunmayabilir. Ama düşünün siz Hataylısınız, depremzedesiniz, çadırda yaşıyorsunuz ve kış amansız bir şekilde üzerinize çullanmış. Sadece kış değil, ekonomik zorluklar, işsizlik ve gelecekle ilgili son derece karamsar duygular içindesiniz. Ve deprem sonrası ilgisiz kalmışsınız. İlk 3 gün hemen hemen kurtarma ekipleri gelememiş. Ondan sonrası da tam bir felaket atmosferi. Dolayısıyla burada mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da buna ortak ederek Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Yani eğer merkezi hükümetle, iktidarla çalışmazsanız kalıcı konutlara sahip olmazsınız. Hatay tekrar eski haline kavuşamaz. O insan da o çaresizlik içerisinde gayet tabii olarak bundan etkilenebilir. Etkilenebilir. Oy verme niyetinde olmasa bile, dünya görüşü farklı bile olsa o seçmen niçin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdin diye suçlanamaz. Ayrıca muhalefet de kendi adayı üzerinde zaten kararlı bir şekilde durmuyor. Diyor ki yani tamam bir başka münasip aday çıktığında ve anketlerde öne geçtiğinde biz adayımızı değiştirebiliriz diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın o söylemine katkı veriyor. Evet. Şimdi durumdan vazife çıkartan işte biraz önce görüntüsünü sergilediğiniz siyasetçi. Aday. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan etkilenmiş belli ki. Onun söylemi de böyle. Bunun başka bir izahı evet. olamaz. Yani naz yapıyor diyelim bir şey diyelim. Diyemiyorum kelimeyi çünkü. Siz nasıl? Yani hakikaten doğru. Yani bileşik kaplar o nasılsa o falan gibi bir durum söz konusu oldu. Ama zaten şöyle bir şey var yani. Siyasi liderlik o yüzden çok önemli. Devlet insanı olmak o yüzden çok önemli. Çünkü orada kullanılan dil toplumun tüm hücrelerine yavaş yavaş yayılıyor. Yani siz yukarıda ne kadar kavga ve bu kavgada ne kadar nezaketsizlik görürseniz bakıyorsunuz bu böyle aşağılara kadar yayılıyor. İşte bu da gördüğümüz tipik örneklerden biri bence. Evet. Çok doğal yani ben şaşırmıyorum açıkçası. Ve nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Mesela siz Bandırma'da kesinlikle yine verirler mi diyorsunuz? Yok hayır kesinlikle verilmez mi diyorsunuz? Mesela böyle bir hareketin etkisini nasıl yorumlarsınız? Ya şöyle bir hareketten yola çıkarak kesin evet. vermezler denebilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi yani şu anda açtığınız her televizyon kanalında evet bu hareket ya da böyle bir şey yok ama çok farklı, çok kaba konuşmalar, çok nezaketsizlikler. Yani bunun farklı versiyonunu zaten toplum sürekli görüyor, sürekli yaşıyor. Diğer yandan popüler kültürle beraber bu aynı zamanda işte o diziler, bütün o popüler kültür, o reality şovlar hepsiyle farklı açılardan da aynı nezaketsizlikler, aynı kabalıklar gösteriliyor. Bu normalleşmeye başlıyor. Yani burada bu kadar böyle belki bizim kadar şok olmamaya başlıyor. Biz ahlaki bile, körlük geliştiriyor. Öyle gelişiyor biz bile. Ben şok olmuyorum sadece işte şu seviyeye kadar indi artık diyorum. Bence birçok insan da bunu bu şekilde görüyor. Ama maalesef işte siyasetin genelini de böyle görmeye başlıyorlar. Yani dolayısıyla onun karşısına sunduğunuz adaylardan diğerini çok farklıdır diye görmemeye başlıyor. Çünkü onun
kafasında oluşturduğunuz siyasi imaj bu olmaya başlıyor. Yani o kavgalardan onun kafasında artık siyaset böyle tanımlanan bir şey. Dolayısıyla bu onu yapıyor. Öteki ne kadar nazik, kibar adam, ona oy vereyim gibi bir durum çıkmıyor maalesef. Belki de aksine, belki de çok kibar olunca bir ne oluyor burada falan diye olabilirler. Ne dersiniz İbrahim Uslu? Öyle doğru. Şimdi maalesef şey, sonunda egemen kültür kendi kültürünü oluşturuyor. Egemen söylem daha doğrusu. Türkiye'de uzun zamandır hakim olan bir şey var. Bir yaklaşım var, bir siyaset yaklaşımı var. Ve o kendi kültürünü, kendi dilini falan oluşturdu. Kendi tarzını oluşturdu. Yani milli görüşün şeylerine, siyasetçilerine şey hatırlayalım. Milli görüşün ilk yükselmeye başladığı zamanlarda birçoğu çok özenliydi, dikkatliydi. Çünkü mikroskop altında olduklarını bildikleri için kelimeleri şey özenle seçerlerdi. Ağdalı cümleler kurarlardı vesaire falan. Fakat rahatladıkça bir süre sonra o özenli dil gitti. Ve şimdi işte çok rahat, yani kahvedeki gibi ya da sadece şey dostlar meclisinde imiş gibi, yani bir çoğumuz dostlarımıza da böyle ifadeler kullanmayız tabii ki. Konuşabilen, kameralar önünde böyle konuşabilen insanlar ortaya çıktı. Şimdi bu bir kültür, yani hani kültür derken utanarak söylüyorum, kültür kavramını kullanıyorum ama yani sonunda böyle bir kültür oluştu. Evet, dejenere, deforme ama böyle bir şey oluştu. O yüzden de ben hani seçmenlerin, salondakilerin mesela şeyi hiç de görmüyoruz. Yani ne oluyor kardeşim falan diye yani itiraz da yok. Yani gayet normal konuşmasına devam ediyor. Yani orada bir normal konuşma atmosferi var. Şimdi bu kültür hakim olduktan sonra siyasetçiler ya da işte kamuoyunun önündeki insanlar bir süre sonra artık çok rahat davranabiliyorlar. Bu sadece siyasette de değil, yani haksızlık etmeyelim, mesela YouTube'da vesairede falan işte küfürlü konuşmalar, değil mi? Biz hiç yıllarca televizyonlarda, ekranlarda falan küfür duymadık. Sokakta duyardınız ama ekranda olmaz, yani mümkün değil. Şimdi çok rahat her türlü küfür edilebiliyor. Şimdi ilk önce yadırgıyorsunuz. Sonra artık yadırganmaya başlıyor. Yani işte bu programın formatı böyle diyorsunuz. Nasıl yani, format küfür falan, ama öyle. Ama bakıyorsunuz izlenme rakamlarına o pro şeylerin, özellikle komedi, stand-up vesaire falan, o tür şeyler, programlar inanılmaz, milyonlarca kere izlenmiş falan. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi benim gördüğüm bir kültür başka bir kültürle yer değiştiriyor. Nasıl geri döner, nasıl daha nezih bir şeye, standarda sahip oluruz falan, onu kestiremiyorum ama benim gördüğüm, biz bundan sonra daha çok bu tür şeylere, tutumlara, davranışlara ve maruz sözlere kalacağız. Maruz kalacağız, evet. Hafıza, şimdi Mithat Baydur'a bakınca hafıza hemen. Ananı da al git de başladı tabii bu işler. Ondan sonra da devamı geldi tabii siyaset. Ya tabii o da var ama Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde bence çok önemli ve tartışılması gereken bir söz söyledi. Yani onca yanlışın arasında bence doğru bir şey söyledi. Siyasal iktidar olduk biz ama kültürel iktidar alanını alamadık dedi. Bu çok doğru bir şey. Aslında bu Türkiye, yani bu sadece bu programda değil, uzun süre tartışılması gereken bir konu. Benim perspektifimden batıya özgü Türkiye'nin bir burjuvazi, bir kent soylu sınıfı yok ve oluşmadı. Olsaydı zaten demokratik bir nizam uğruna onlar da mücadele verirlerdi. Yani devletin paltosu içerisine saklanmış, devletin paltosu içerisinde palazlanmış bir kent soylu sınıfı var. Bir esasında kent soylu değil, sermaye sınıfı var. Çünkü üç kuşak ötesine gittiğiniz zaman yani böyle bir yük taşıyıcılıktan falan da geliyorlar. Dolayısıyla böyle rafine, estetik, evlerinde böyle binlerce kitabı barındıran, büyük bir kültür hazineleri depolamış, öyle bir Türkiye'nin kültürel hazinesi maalesef yok. Dolayısıyla sokak kültüründen palazlanmak ve bunu yaygın hale getirmek isteyen bir iktidar olunca o kadar çok kolay bu absorbe ediliyor ki, ananı al da gitten, işte mesela Pamukova'da 38 can gitti tren kazasında. Mesela ne sorarsın değil mi Ulaştırma Bakanı'na? Bu kazalar çok sık oluyor. Niye Sayın Bakan bu kazalar oldu diye Binali Yıldırım'dı o zaman. Ben mi kullanıyordum treni diyor. Yani eğer bir bakan böyle bir cevap veriyorsa zaten o Türkiye'de rahmetli öldü Alev Alatlı'nın deyişiyle paçoğuzu bir kültür ortalığı kaplamıştır. Yani mesela diyorsunuz ki sel oluyor ya altyapımız yok. Deprem oluyor üst yapımız yok. Yangın oluyor helikopterimiz yok. Maden göçüyor yaşam alanımız yok.
Enflasyon yükselmiş 70. Bu sebep ne? Ezan susmaz, bayrak inmez diyor. Yani kelime vocabularisi, yani kelime haznesi falan sığlaşan böyle bir kültür. Ama şuna belki paşama bir ilave vereceğim. Eleştirmek için değil, bir katkıda bulunmak istiyorum. Mesela Türkiye'de şu çok yaygın bir şey. Ya ne yaparsan yap gidiyor işte, veriyorlar oyu ya. Bunlar kömürü alıyor, makarnayı alıyor, bilmem ne alıyor falan. Dediği doğru paşamın. 4 milyon 400 bin aile, bir de iftiharla söyledi Nebati. Biz 1 milyon aileden aldık. Yardım ettiğimiz aileyi 4 milyon 400'e çıkarttık yayını. Yani o aile toplamı ve ilave bir takım verilen yardımlarla 17 milyon 468 bin kişi falan AKP'den direkt yardım alıyor. Yani seçime 17 milyon oyla giriyorlar zaten. Ama bütün bunlara makarnacılar, bilmem neciler, kömürcüler deyip hala devam edilirse bütün kalbimle içtenliğimle söylüyorum. 100 sene daha muhalefet iktidara gelemez. Bu dinamikleri, bu psikososyal ve sosyoekonomik konjonktürü okuyarak buna karşı bir takım tedbirler alınamazsa, buna nüfuz edilemezse bu şekilde gider. Biz şunu unutmayalım ki Türkiye'de ortalama tahsil seviyesinin 3,5 olduğu yıllarda Bülent Ecevit zamanında rahmetli Sayın Demirel, Sayın Türkeş diyerek siyasette çok daha rafine bir üslup getirmişti. Yani bugünkü böyle bir üslup yoktu. Bugün tahsil seviyesi biraz daha böyle 8.3 yıla falan çıktı. Ona rağmen kötü. Ama neden kötü? Öyle bir kültürel konjonktür kapladı ki kadın yolda çıkıyor. Çok iyi bu iktidar. Biz çok iyi doktor dövüyoruz diyor. Bütün doktorlar kaçıyor, biliyor musunuz? Tabii. Çok iyi doktor dövüyoruz diyor. Tabii. İşte ötekisi kalkıyor, gök üyesi. Ya tahsil seviyesi atışı beni hafakanlar basıyor dediği zaman, ben size bir rakam vereyim şimdi. Türkiye'de son 5 yılda 2018-2020 arasında üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmış olmasına rağmen 2 milyon 300 bin öğrenci kaydını sildirdi, biliyor musunuz? Doğru. Sadece bir sene içerisinde, geçen sene 2023'ü söylüyorum, 718 bin 636 olması lazım galiba, aklına yanlış kaldıysam, öğrenci kaydını sildirdi. Şimdi böyle bir konjonktürden bahsediyor. Profesör, hatırlar mısınız? Yıllar evvel cahil halkın ferasetine güveniyorum demişti. Ekranlarda söylemişti bunu. Tabii, okumuştan ziyade. Evet, bunu profesör ünvanı almış birisi söylemişti. Okumuştan ziyade cahil halkın ferasetine. O farklı bir kişi. Yani. Bir tanesi de tahsil seviyesi atınca hafakanlar basıyor falan demişti. Evet. Şimdi bunu çok iyi çözümlemek ve bunu çok iyi yapmak lazım. Şimdi ahlak meselesinde de hani şöyle bir katkı olsun diye söylüyorum paşama, karşı çıkmak adına değil. Şöyle tabii, yani bu coğrafyada ve bu Anadolu coğrafyasında milli mücadeleyi vermiş, yani bir cumhuriyet kurmuş, o cumhuriyete bağlılığını ispat etmiş, çok iyi bir nizamlar kurmuş, o cumhuriyet içerisinde 7.3 büyüme hızı sağlamış, 36'larda uçak yapmaya kalkışmış, böyle bir nezih bir toplumdan söz ediyoruz biz. Bunların hepsi bir anda, ondan sonra mesela doğan insanların hepsinin birden analarından böyle bir ahlaksız, sığınmacı, ne bileyim, birisinin de böyle bir parazit gibi olmadı herhalde. Dünyada da böyle oldu. Öyle okumak lazım. 1990'lardan sonra bu küreselleşmeyle beraber bir dünya ekonomisinde gelir dağılımı bozuldu. Bu bütün ülkeler için geldi. Bu otoriter eğilimi de görüldü. İşte İtalya'da Melinalar, orada Marine Le Pen'in ayak sesleri duyuluyor. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri evine devlet resmi belgeleri götürmekten, cinsel tacizden, vergi kaçaklığından suçlanan Trump mı gelecek? Yoksa Fransa Cumhurbaşkanı bir tarafta konuştum diyecek kadar hafızasını kaybetmiş 82 yaşındaki Biden arasında gidip geliyor koskoca Amerika. İkisinden biri seçilse ne olacak açıkçası? Yani 34 trilyon dolar borcu olan Amerika'dan, ülkelerin de dünyada birbirine olan 338 milyar trilyon dolar borcundan söz ediyoruz. ABD'nin de 34 trilyon dolar. Yani bunu şunun için söylüyorum. Ya gelir dağılımı bozuldu. Bir başka örnek, son 3 yılda dünyanın en zengin 5 kişisinin serveti 464 milyar dolar arttı. 464 milyar dolar. Şimdi bu ülkelere yoksulluk olarak yansıyor, enflasyonist bir süreç olarak yansıyor. Bu enflasyon süreci hep tartıştığımız gibi gizli alınan bir vergi insanları fakirleştiriyor. Fakirleşince hayata tutunabilmek için bazen insanlar ahlaki tavizler vermek durumunda kalıyor. Böyle bakmak lazım. Yani herkesi ahlaksız görmek değil de esasında koşulları insanları ne kadar zor durumda bıraktıklarını ve esasında borcu olduğu takdirde o uyuyamayan insanların nasıl zihinsel ve bedensel taviz vermek durumunda kaldıkları trajik bir süreç. Demirel'in meşhur enflasyon bir ekonomik fenomen değildir, ahlaki fenomendir daha çok diyor ya insanlar. Tabii. Hırsızlık yapmak zorunda, koşunu yapmak zorunda, bunu yapmak zorunda ve bunu bir meşru zemine
kendi kafasında tabii, tabii oturtmak zorunda kalıyor diye. O hep bir ara dolanıyor. Paşam buyurun. Yani ne diyelim, seviye o kadar düştü ki. Yani eskiden ne bileyim ben, çocukluğumda bizim kazamızda yani oturduğumuz ilçede ilçenin öğretmenine, belediye başkanına, kaymakamına, jandarma komutanına, polisine, askerine bakardık. Kendimiz ona göre bir kıyafet giyme vesaire davranma kültürü edinmeye çalışırdık. Şimdi bunlar kayboldu. Kaybolması da tesadüf değil tabii. Biz doktor dövüyoruz. Evet evet. Yani. Ayakta kalma mücadelesi, survival diyoruz ya biz. O çok müthiş bir şey yani. Onunla ilgili film vardı biliyorsun. Ant Dağları'nda uçak düşüyor. Evet. Yani, ve insanlar hani bırakın böyle bir soygun yapmayı, rüşvet yemeyi, arkadaşının etini yiyorlar. Bu survival mücadelesini etler insanları. Bunun üstesinden gelmemiz lazım biz. Şimdi bir reklama gidiyorum. Çok özür dileyerek bölmek zorundayım. Tam saatinde gitmek zorundayım. Tamam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş gel. Aa, enişte. Ne haber? Şuna bir el atsanıza. Şöyle güzelmişsin ama atmosferi yaratalım dedik. Abla bu ne? Beko'dan Google TV. Bırak bana. Otel odasında oynarız diye alalım dedik. Ekranı 120 Hz QLED olunca tabii. Oyun akıyor. Beko'dan Google TV'ye alışanlar başkasıyla yapamazlar. Şık tasarım, üstün görüntü ve ses kalitesi, zengin ve kişiselleştirilmiş içerik dünyası. Yeni nesil TV deneyimi için Beko'dan Google TV. Değişimin farkına var. IONIQ 6. IONIQ 6, 1 milyon 660 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai showroomlarında. Fırça! Aa! Hem de 199 bin liraya. Aa! Hemen tapu fırsatıyla. Acele edin. Sadece 50 adet parsel için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Askeri deha. Devlet adamı, stratejist, iyi bir diplomat. Hepsinden önce ömrünü adadığı Türk halkından biri. Okurken gururlanacağınız, gelecek nesillere bırakacağınız bir eser. Yaşamdan Atatürk anıları yarın Sözcü'yle birlikte ücretsiz. Merhaba. Tam yoğuşmalı, tam tasarruflu Baymak kombiler şimdi tam 7 yıl garantili. Şimdi sizi anlamak. Yenilenen Activex antibakteriyel sıvı sabun, Smart Protect teknolojisiyle kötü bakterilerin %99.9'unu öldürür, iyi bakterileri korur. Doğal cilt mikrobiyomunu destekler. Adım Çağlar Çırak. 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Aşağı yukarı bir 15 yıl önce de sahibinden.com'la tanıştık. Sahibinden.com'la tanıştıktan sonra Türkiye'nin her bir noktasına ulaşabildik. Sahibinden.com'un yapmış olduğu yenilikle beraber artık videolu bir şekilde yükleme yapabiliyoruz. Ve müşterimiz geldiği zaman sürprizle karşılaşmıyor. Tek cümleyle sahibinden.com'u bana sorsaydınız sınırsız pazar derdim. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Yapay zeka ile kiri, kumaşı ve yükü algılayarak deterjan miktarını ayarlayan Optimix teknolojisiyle bunları düşünmek yok artık.
%32 daha az karbon salımı ve A enerji sınıfından %10 daha düşük enerji tüketimi. Çarpıcı tasarımı, çamaşır yıkama deneyimini değiştiren arayüzü ve yapay zeka teknolojileriyle Arçelik'in ilk otonom çamaşır makinesi Arçelik Neo. Doğa olayı mı, ihmaller zinciri mi? İliç'teki facia nasıl göz göre göre geldi? İliç'teki facia kurumun İstanbul yarışında karnesine zayıf yazar mı? Çok adaylı seçim yarışında İbre kimden yana? Darbeci Sisi nasıl kardeş oldu? Kaybolan yıllarda neler değişti? Senem Toluğa Yılgaz soruyor. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, siyasal analist Suat Özçelebi öncesi sonrası gecede yorumluyor. Senem Toluğa Yılgaz'la öncesi sonrası gece bu akşam 23'te Sözcü Televizyonu'nda. Beyaz eşyadan televizyona yenilikçi teknolojiler Vestel'le evinize geliyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu arada bir son dakika gelişmesi var. İliç maden faciasında gözaltına alınan 8 şüphelinin 6'sı hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiler. İkisi hakkında adli kontrol sevk yapıldı. Bu arada bu konuyu biz özellikle biraz sonraya aldık. Çünkü hala bekliyoruz. Yani istiyoruz ki size güzel bir haber verebilelim. En azından onlara ulaşılabildiğine dair, o 9 işçiye, emekçiye ulaşılabildiğine dair bir şey söyleyebilelim. Onun için bekletiyoruz. Yoksa arkadaşımız bölgede son dakika gelişmelerini takip ediyor. Bu son dakika bilgisiyle birlikte sizlere aktaracağız bütün meseleyi. Sizin lafınızı böldüm sevgili Ahmet Yavuz buna dair. Ya ben iki şey söyleyeceğim. Birincisi toplumda, sokakta o kadar düşük bir seviye var ki inanamazsınız. Yani dün yürüdüğüm bir caddede kızlı erkekli. Belli ki üniversite çağında çocuklar küfürlü konuşuyorlar. Yani bu bizim kabul etmemiz mümkün olmayan bir şey. Döndüm dedim ki ya nasıl konuşuyorsunuz sokakta dedim. Başkaları da var, ben de duyuyorum. Hani sizin aranızdaki bir konu, o da büyük bir seviyesizliğe işaret ediyor ama işte çok özür dilerim efendim falan dedi. Biraz terbiyeli birisine rast gelmişim yani. Ama farklı tiplerle de karşı karşıya kalıyoruz. Yani kızlı erkekli, küfürlü müfürlü dolaşıyor. Bu şuraya geleceğim. Şimdi Huntington medeniyetler çatışması tezinde Türkiye için bölünmüş, yarılmış ne derseniz de. Torn country diyor. Yırtılmış. Yırtılmış ülke. Çünkü diyor tepedekiler yani yönetenler başka bir istikamete bakıyor. Aşağıdakiler başka bir istikamete bakıyor. İşte netice itibariyle şunu söylüyor. Türkiye diyor ait olduğu İslam medeniyetine dönmelidir diyor. Batıyla da bağını koparmalıdır diyor. Yani söylediği şey bu. Şimdi başka bir istikamete bakılmıyor. Şimdi biz genel olarak yönümüzü aydınlanma değerlerinden uzak. Yani bu bir batıcılık falan filan değil bu. Medeniyet değerleri neredeyse alacaksınız, uygulayacaksınız. Zaten Cumhuriyet de onu yapmaya çalışmıştır. Yanlış anlamazsanız bir katkıda bulunabilir miyim? Ne demek estağfurullah. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Hatırlıyorum ben. Mekke tarafından reddedilen, yani laik olduğu için. Evet. Mekke evet. Tarafından reddedilen. Evet. Brüksel'in de kendisinin istemediği ve reddettiği bir ülke. Evet. İster istemez gözünü Semerkant'a çevirecektir. Yani Türkçülüğü empoze ediyor. Ama çünkü neden? Sovyetler Birliği dağılmış. Evet. Oraya Türkçülük ideoloji aynen. Girerek evet. Sovyet kültürünü dominant Sovyet, büsbütün paramparça etmesi için hazırlanmış bir senaryo. Tabii. Yani kesinlikle bu eksende. İşte biz şimdi Huntington'ın dediğini yaptık ve her tarafımız dökülüyor yani. Tesadüf değil. Çünkü bu tür gelişmeler işte önce
yeşil kuşağın arkasından gittik. Ülkemizi fakirleştirdik. Bir Taliban kültüründen bile uzak değiliz dendir. Taliban bir ara yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu, ki Taliban'la ilgili şöyle bir anekdot vardır. Kızlarımızın namusunu kirletiyorlar, onları okula gönderiyorlar diye. Taliban'ın liderlerinden bir tanesi. Yani işte kadın yani, erkek yaklaşık eşitliğini reddeden bir kafa netice itibariyle yürüyor yani. Onu söylemek istiyorum. Tesadüf bir örnek bu konuda tabii, verebilir miyim? Lütfen. 7 Haziran 2015 seçimlerine dönelim. Hafızalarımızı tazeleyelim. Tek başına iktidar olamamıştı Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir koalisyona da gidilmedi ve ondan sonra 15 Kasım'da erken seçimle yenilime yapıldı. 7 Haziran'la 15 Kasım arasında çok kanlı terör eylemleri yaşandı. Onlar olunca masum bizim yurttaşlarımız, oyumuz yükseliyor demiş evet, Ahmet evet, Davutoğlu. Masum yurttaşlarımızın hayatını kaybettiği bu olaylar sırasında, yani derin acılar yaşadığımız bu terör hadiseleri sırasında dönemin başbakanıydı Sayın Davutoğlu, bizim oylarımız artıyor dedi. Bu söylemde aslında bir hakikat payı var. Şöyle hakikat payı var. Terörden çok çekmiş, çok acı kayıplar vermiş olan milletin, ya bu tek başına iktidar giderse biz yine acaba terörle baş başa mı kalacağız korkusuyla ve bir nevi can havliyle iktidara can simidi gibi sarılmasıydı. Yani o sonucu ancak böyle ifade edebiliriz. Ben bir televizyon programı için İstanbul'un göbeği sayılacak bir semte gittim. Zeyrek. Zeyrek, tarihi yarımadanın tam ortasında. Çok özür diliyorum Uğur Dündar. Elazığ İliç yazıyor arkadaşlar. Onu Erzincan diye düzeltir Erzincan misiniz? İliç. Erzincan İliç'teki maden faciası. Aşağıda akan yazıdan bahsediyorum. Şimdi orada evlere girdik. Naylon damlar. Sular akıyor duvarlardan. Soba belli belirsiz yanıyor. Ve konuştuğumuz ev sahibeleri, evde bulunanlar buzdolaplarını açtıklarında biz genellikle buzdolabında sadece makarnanın olduğunu gördük. Makarna. Makarna ile beslenen bir toplum. Ve ekmek sepetinde kırık ekmekler. Demek ki komşular, mahallede durumu iyi olanlar yiyemedikleri ekmekleri o şekilde bunlara vermişler. Şimdi böylesine bir açlık ve survive mücadelesi veren, hayatta kalma mücadelesi veren insanların da gücü elinde bulunduran siyasi kadroya mahkum olmaları, kendilerini öyle hissetmelerini yadırgamak bence çok yanlış bir davranıştır. Bu bir sosyolojik gerçektir. Türkiye gerçeğidir. Şimdi siz söyleyince hemen Korkusuz'un sürmanşetini ben göstermek istiyorum. Yönetmen arkadaşım da eğer yaklaştırabilirse en son ne zaman et yedin diye soruluyor. Ve onu sorma diye yanıt alınıyor. Bu hakikaten korkunç bir şey. İnsanın yüreğini paramparça eden bir şey. Bu ekonomik verileri de ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama önce biraz muhalefeti konuşalım. Çünkü bütün bunlara rağmen hala daha iktidar olamayan bir ana muhalefet var. Çok da şaşırtıcı değil açıkçası. Neden şaşırtıcı değil? Hatay meselesi. Az önce sevgili Uğur Dündar. Ha bu arada şuradan bağlayayım. Sayın Uğur Dündar çok güzel bir röportaj yaptı Aytun Çıray'la. Tam Sayfa Sözcü gazetesinde yayınlandı. Orada çok acayip bir anekdot var. Hep konuşuyoruz ya. Yani boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yok. Boş tencere. Demek ki diyor Aytun Çıray, o boş tencerenin yanında bir de Demirel lazımmış. Çünkü yani ilerleyen dakikalarda Aytun Çıray'la da konuşacağız. Demek ki böyle bir ana muhalefetle boş tencerenin olması falan bir şey ifade etmiyor. Boş tencere demek yetmiyor oyları almak için. Yani evet. Evet. Şimdi bu muhalefete bir bakalım yakından şöyle. Şimdi mesela Hatay meselesi. Hatay'da oradaki deprem sırasında yaşananları, sonrasında yaşananları, 3 gün oraya yardım gidemiyor oluşu, bütün bunların iktidar Lütfü Savaş'a çok başarılı bir şekilde fatura etti. Lütfü Savaş da sağ olsun o müteahhitlerden birini yere göğe sığdıramayarak çok da güzel o şeyi aldı, pası aldı.
Ve Özgür Özel ne dedi? Biz dedi orada acayip dedi bir aday göstereceğiz. Yani hiç böyle ezberleri bozan bir aday göstereceğiz dedi. Döndü dolaştı bugün en son değil mi? Lütfü Savaş'tan daha iyisini bulamıyoruz dedi. Hatta çok ortalığa saçıldı her şey. Önce Haluk Levent meselesi oldu. Haluk Levent'e gitti gitmedi. Haluk Levent geldi teklif dedi istemiyorum dedi. Aylin Kotil aynı şekilde ben o bölgeyi bilmem, o bölge gerçeğini bilmem. Benim haddim değil dedi. Neyi bilirsin haddimi bilirim. Böyle siyasetçileri görmeyeli de çok oldu. Onun için Aylin Kotil ayrıca enteresan, çok takdir etmek lazım. Ben orayı bilmem demiş. Yani bunlar da ortalığa saçılıyor. Ve bir taraftan herkesin önünde kesinlikle ve kesinlikle CHP'nin arkasında durmadığı görüntüsü Lütfü Savaş adayının. Yani biz her an yeni bir şeyi belirleyebiliriz, yeni bir isim belirleyebiliriz. Sonra da biz belirleyemiyoruz. Hiçbir alternatifimiz yok görüntüsü. Yani bunu biraz konuşalım mı İbrahim Uslu? Bu nasıl bir etki yaratıyor seçmende? Yani iyi bir etki yaratmayacağı muhakkak. Şimdi sadece Hatay'da kötü yönetmedi bu adaylık sürecini maalesef. Birçok yerde süreç kötü yönetiliyor. Şimdi İstanbul'da da sorunlar yaşanıyor değil mi? İl binası, ilçe binası basılıyor, protestolar ediliyor falan. İzmir'de benzer sorunlar yaşanıyor. Muğla'da benzer sorunlar yaşanıyor. Hatay'da, Ankara'da falan bir sürü yerde benim gördüğüm bu aday belirleme süreci kötü yönetildi. Şimdi belki şey öncesinde, yerel seçimler öncesinde kurultayın yapılması ve orada parti örgütünün çatlatılması doğru bir politika değildi. Bence bu 2023 seçimlerinin yarattığı travmayı tartışmak, yatıştırmak ve bunu nasıl atlatırız birlik beraberlik içerisinde, çünkü önünde hemen bir seçim daha var. Onu düşünmek yerine ilk geceden itibaren, yani 29 Mayıs sabahından itibaren parti içerisinde bir rekabetin yaşanması. Ben o dönemde katıldığım tüm televizyon programlarında şeyi söyledim, yani bu süreç şöyle ya da böyle kırgınlıklar yaratacak ve o örgüt içerisindeki kırgınlıklarla o aday belirleme süreçleri ve kampanya süreçleri mutlaka zarar görür şeklinde. Bence o travmanın etkilerini gözlemliyoruz biz. Bence CHP'nin kurultayı yerel seçimlerden sonraya bırakması en doğru tutum olurdu. Bu arada ama uzlaşılırdı. Bir topluma ve parti tabanına bir deklarasyon yapılırdı. Toplum önünü görürdü. Ve birlik beraberlik içerisinde bu süreç yönetilirdi. Fakat öyle olmadı. Bir güç yarışı yaşandı. O güç yarışı illaki tortular, çatlaklar, kırgınlıklar bıraktı. Şimdi yeni gelen yönetimle eskiyi temsil eden ya da yeni yönetimin yanında yer almamışlar arasında bir gerilimden bahsediliyor. Yeni yönetim her ne kadar böyle bir şey yok dese de, ama bir sürü de emare var ortada. İnkar edilemeyecek şeyler de var. Açıklanamayan şeyler var. Bu aday belirleme süreçleri, işte yani ön seçim vesaire falan deniyordu. Olmadı. CHP benim yani biraz önce Gülfem Hanım'la program öncesinde konuşurken, yani 100 yıllık partinin sanki İyi Parti'ymiş gibi davranıyor olmasını anlamak gerçekten imkansız. İyi Parti, niye İyi Parti dedim? Çünkü yeni bir parti şu an, şey yani işte 2017'de kurulmuş partiden bahsediyoruz. Onun bazı acemilikler, yönetsel acemilikler, siyasi acemilikler göstermesi mazur karşılanabilir. Çünkü daha kurum kültürü oluşmadı, ama 100 yıllık bir parti hiç kurum kültürü yokmuş gibi davranıyor. Bunu anlamaya gerçekten imkan yok. Hani bunun şey, hani tevil edilemeyecek yanlışlar yapılıyor. Şimdi Hatay'la ilgili şimdi İstanbul'da 2019'da Ekrem İmamoğlu gibi, yani bir aday gösterebiliyorsunuz. Anketten mi çıktı Ekrem İmamoğlu da aday gösterdiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Yani biz o günlerde adı açıklandı, ölçüm yaptık. Adını duyan %13. Onlar da Silivri, Büyükçekmece, civar ilçeler. CHP'nin esas güçlü olduğu yerlerde adını bile duymamışlar. Fakat bir siyasi akıl bu yükü taşır diye bir şey muhakeme yaptı, değerlendirme yaptı, riski aldı, adayı gösterdi ve aday da yükü taşıdı. Şimdi Hatay'da anketlerden o çıktı. İyi de yani araştırma bilen herkes size şunu söyleyebilir. Yani mevcut belediye başkanıyla kimi ankete sokarsanız sokun, mevcut belediye başkanı önde çıkar. Niye? Çünkü popüler. 3 dönemdir orada belediye başkanlığı yapıyor. Doğal olarak yani
Ha şimdi onun performansına bakacaksınız. Performansı kötüyse ve siz yeni bir siyaset anlayışı ihdas etmek istiyorsanız ona uygun adayı bulup çıkaracaksınız. Anketten o çıktı demek bir mazeret değil. Bu bir yönetsel zaaf anlamına geliyor. Yani anketten çıkmayanları da aday gösteriyorsunuz. Yani İzmir'deki aday ya da Muğla'daki aday ya da bir sürü ilçedeki aday, yani Kadıköy'de, Çankaya'da falan anketten mi çıktı? Şimdi bir tutarlılık olması lazım değil mi? Anketten çıkmayanı göstermiyorum derseniz tamam, o anlarım, bir tutarlı olur yani, doğru olmaz ama tutarlı olur. Bir de hangi anket acaba? Ha, yani o da ayrı bir şey. Şimdi, ama hangi şimdi anket? İstanbul'da diyelim işte Sarıyer'de, Üsküdar'da, Kadıköy'de vesairede falan anketlere bakmıyorsunuz. Ya da İzmir'de, Muğla'da falan anketlere bakmıyorsunuz. Bir tek Hatay'da anketlere bakıyorsunuz yani. Nasıl yani? Niye Hatay özel? Yani niye öbürlerinde bu prensip çalışmıyor? Yani bir prensip her tarafta prensiptir. Şimdi bunları açıklayamıyorlar da benim gördüğüm ve sonunda ben yaptım olduya geliyor iş. Ama işte biraz önce Sayın Erdoğan'la ilgili söylediğim sözü yine söylüyorum. Yani siz yapınca olmuyor. Buna bir siyasi fatura ödemek zorunda kalıyorsunuz. O an için sizin kararlarınız uygulanmak zorunda kalıyor. Evet, yani yetki sizde. Siz listeyi yazacaksanız, Yüksek Seçim Kurulu'na göndereceksiniz. Altında sizin imzanızın olduğu isimler aday olacak, resmi aday olacak. Tam olacak da o şeyde, evet belki bazı yerlerde seçimi de kazanacaksınız. Ama %65 ile mi kazanacaksınız, 48 ile mi kazanacaksınız, 57 ile mi kazanacaksınız? Bu sizin için önemli. Yarışı kazanmak yetmiyor çünkü bir sürü yerde. Belli bir oy oranına ulaşmak gerekiyor. Belli seviyede belediye meclis üyesi çıkarmak gerekiyor vesaire vesaire. Büyüdüğünüzü göstermeniz lazım. Şimdi 25'in altında kalacak olursanız ne olacak? Nasıl o zaman CHP yeni yönetim yoluna devam edecek falan gibi bir sürü soru işareti var. Bence bu kadar detaylı düşünmeden şeyde yani yetki sahibi olmanın biraz keyfini çıkarıyorlarmış gibi bir hisse kapılıyorum ben zaman şimdi, zaman. Şimdi bir tane çok sevdiğim bir anekdot var. Ünlü fizikçi Enrico Fermi'ye öğrencileri yalakalık yapmak için bir formül yazıp getiriyorlar. Böyle bakıyor bakıyor, bu doğru değil, bu yanlış bile değil diyor. Yani doğru değil, yanlış bile olmayan şeyler Gülfem Hanım. Ya bir taraftan hani acaba bu seçim vaatler mi, ideoloji mi? Yani çünkü siz hep söylersiniz ya, her seçimin dinamiği farklıdır. Yani yerel seçim genel seçimden farklıdır. Genel seçim referandumdan farklıdır. Tabii. Ama buraya bir anlam yükleniyor şimdi. Özellikle muhalefet. Ana muhalefet diyor ki bugün işte Özgür Özel bu seçimi cumhuriyetimizin kıymetini bilenler kazanacak. Ya öyle mi? Bu kadar hakikaten cumhuriyetimizin kıymetini bilenler kazanacak güveniyle bu hatalar yapma lüksü var mı ana muhalefet partisi? Aslında ben bu cumhuriyetin değerini bilenler kazanacak deyince bugün Sayın Özel direkt aklıma şunu geldi. Tabii ortada bir tek artık kutuplaşma politikasının iki tarafı konsolide etmesinden faydalanmak kalıyor. Evet. Yani bu kadar çok hata yaptığınız vakit işte seçmene başka sunacak bir şeyiniz o zaman kalmıyor ve ne yapıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurduğu en iyi olay, o oyun zaten bu kutuplaşma politikası. Siz de onda kendi şeyinizi alıyorsunuz, bölümünüzü alıyorsunuz. Çünkü o sizin de seçmenizi ciddi anlamda konsolide ediyor. Size de belli bir oy oranının altına düşürmüyor. Ama belli bir oy oranının üstüne de çıkarmıyor. Şimdi hikaye muhalefetin şuna karar vermesi gerekiyor. Hedef ne? Yani hedef var olan oy potansiyelinde kalabilmek mi? Yoksa her dönem çıtayı biraz daha yükselterek bir iktidar alternatifi oluşturabilmek mi? Şimdi bu biz yerel seçimlerde örneğin şunu çok görürüz. Bazen bir ili, ilçeyi kazanamazsınız. Ama orada yükselttiğiniz oy potansiyeli size bir sonraki seçimi hedefler. Çünkü siz birden belki bir seçimde 15 puan arttıramayabilirsiniz ama aradaki farkı 6'ya 7'ye 5'e düşürürseniz bir sonraki seçim orada direkt iktidar olma iddiası ortaya koyabilirsiniz. Seçim kazanma iddiası ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla her seçim bazı yerlerde sadece kazanmak için değil, o merdivenin basamağından bir adım tırmanmak için de kurgulanıyor olması gerekiyor. Şimdi tabii burada arkası arkasına o kadar çok hatalar yapılıyor ki şimdi böyle bir kurgu var mı? Yok. O zaman ne görüyoruz? Biz demek ki şu anda muhalefetin ana hedefi elindekini koruyabilmek. Elindekini koruyabilmenin en kolay yolu da ne? Yeni bir yol sunmayacaksanız eskinin siyasetine sığınacaksınız. Çünkü kutuplaşma aslında eskinin siyaseti. Bu sizi ileriye götürecek bir durumda değil. Tabii bu çok üzücü bir şey. Neden çok üzücü bir şey? 2019 yılında muhalefet
büyük şehirleri, 11 büyük şehri kazanması ve farklı ilçelerde seçim kazanmasından sonra bir iktidar alternatifi gibi durmaya başlayabildi diyeyim en azından. Yani muhalefet 11 büyük şehri kazanmamış olsaydı biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bu kadar tartışacak mıydık örneğin? Tartışmayacaktık çünkü zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak galip olarak girecekti. Biz bu programlarda acaba 60'la mı kazanacak, 65'le mi, 55'le mi diye tartışıyor olacaktık. Yani ana muhalefetin burada bir iktidara meydan okuyabilmesinin temel nedeni 2019 yılında gösterilen bir başarı. Şimdi bu çok da kritik. Neden çok kritik? Şimdi bizim önümüzde bundan sonra bir 4-5 yıl seçim yok. En erken eğer bir işte anayasa değişikliğinden dolayı bir referandum falan oluşmazsa böyle olağanüstü bir durum. Bizim bundan sonraki en erken seçimimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ve buna çok uzun bir süre var. Ve muhalefet partilerinin bu süreye dayanabilmesi için kendi iç dinamiklerini doğru oturtması, doğru kurgulayabilmesi gerekiyor. Şimdi yerel seçimleri kazanmak sadece yerelde yerel seçimi kazanmak değil, aynı zamanda yerel iktidarı kazanmak. Şimdi siz madem makro siyasette iktidar olamıyorsanız en azından kendi seçmeninizle yereldeki iktidarınızı kurup oradan sürekli bağınızı pekiştirmeniz, oradan farklı politikalar üretmeniz, gündemde kalabilmeniz gerekiyor. Şimdi bu büyük şeyler olmadığı zaman nasıl bir gündem oluşacak? Ne olacak? Yani salı grup toplantılarından gündem oluşturmaya mı çalışacak muhalefet? Nasıl ulaşacak seçmenine? Şimdi biraz önce Paşam o sosyal yardımlardan falan bahsetti. Tabii ki bunun devlet, iktidar bunun çok ciddi bir ayağını kullanıyor. Ama ana muhalefet işte belediyelere hükmettiği zaman, belediyeler olduğu zaman onlar da farklı dinamikler kurgulayabiliyor. Onlar da farklı sosyal politikalar uygulayabiliyor. İşte bugün anlatıyor İstanbul, İzmir, Antalya, diğer belediyeler anlatıyor. Ne diyor? Çocuklara şu kadar süt verdik diyorlar. Halk etler kurduk, halkımız ucuz et satıyoruz diyorlar değil mi? Farklı politika uygulamalarını seçmene gösterip bakın biz bunları yapabiliyoruz, bizi iktidara getirin diyebiliyorlar. Şimdi bu belediyeler olmazsa bu iddia nasıl ortaya konacak? Çok büyük bir kayıp olacak tabii ki. Ama maalesef ki biz işte Cumhurbaşkanlığı adayını tartıştık 1,5-2 yıl. Cumhurbaşkanı adayını bulduk. Alelacele bir kampanya çünkü çok son dakika. Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olacak tartışıldı. Yine bir isimler o mu olacak, bu mu olacak, beraber mi olacak, ayrı mı olacak? Bu bitti. O bittiği günden beri bakın biz kurultayın ertesi günden beri belediye başkanı isimlerini tartışıyoruz. Bu arada muhalefet ne bir politika tartışıyor ne bir politik önerisi getiriyor. Bakın bu kadar yurt dışında dış politikada gelişmeler oluyor, iç politikada gelişmeler oluyor. Biz ne tartışıyoruz? Biz yatıyoruz kalkıyoruz. İzmir adayı kim olacak? Kadıköy adayı kim olacak? Orada kim olacak? Antalya'da bu mu olacak diye biz sürekli yine politikada değil üstelik bunlar çerçevesinde. İsim tartışıyoruz. İsim tartışmak bir partiyi en çok küçülten noktadır zaten. Çünkü siz seçmene kişilerin şahsı dışında sunacağınız hiçbir alternatifiniz yok mu? Yani seçmen sadece buna bakmıyor ki. Dolayısıyla da işte bugüne geldik. Bugüne geldiğimizde bakın YSK 20'sinde son tarih. Allah'tan YSK'nın bir son tarihi varmış. Gerçekten ben onu söylüyorum. Çok şükürler olsun ki YSK'nın son tarihi varmış. Acele edebilirler artık. Evet. Yani neyse ki ona böyle yaldır yaldır adaylar yetiştirildi. O YSK yetişecek inşallah. Hala adaylar değişiyor. Hala aday tartışmaları var. Hala bu arka kapı diplomasi dedikleri bizim canlı yayınlarda saatlerce tartıştığımız şeyler, diyaloglar kuruluyor. Değil mi? Yani hani bu da başka bir arka kapı diplomasisi herhalde. Biz bunların eşiğinde bir yerel seçime giriyoruz. Şimdi böyle bir kargaşanın içinde girilen yerel seçimde nasıl bir iddia koyacaksınız? Çok zor değil mi? Çok sıkışmış değil mi? Neden? Ben mesela bunu merak ediyorum. Neden? Neden? Yani mesela Sayın İmamoğlu aslında İstanbul seçimlerinde kazanmış ve kampanya dinamiklerini bilen, çünkü daha önce Beylikdüzü'nü de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kazanmış. O anlamda kampanya dinamiklerini bilen, kampanyada isimlerin erken açıklanmasının faydasını bilen bir isim. Sayın Özel bunca yıllık bir siyasetçi değil mi? Daha önce kaç seçim kaybedildi, kazanıldı? Bu dinamikleri de bilen bir iki isim. Ve neden bu kadar geç açıklandı bu isimler? Ben hakikaten merak ediyorum. İşte ondan sonra da dönünce tabii ki Cumhuriyet'in değerleri üzerinden bir politika yönetmek isteniyor. Ama yani buradan da onu söyleyeyim. Yerel seçim
belli noktalarda evet bu kutuplaşma politikalarından faydalanabilirsiniz, seçmenizi konsolide edebilirsiniz. Belli yerlerde bu Cumhuriyet'in değerleri söylemi yaraya da bilir, İzmir gibi, Kadıköy gibi, ama genel eğer daha geniş çerçevede coğrafyada bir seçim kazanmak istiyorsanız sadece Cumhuriyet değerleri üzerinden girdiğiniz bir yerel seçim kampanyası asla yeterli değildir. Olmayacaktır da yani. Şimdi İzmir dediniz ya, mesela İzmir'de hakikaten Tunç Soyer İzmir'in riske atıldığını düşünüyor ve açık açık bunlar, bir de demokrasi kültürü çok geniş bir parti olduğu için geniş geniş konuşuluyor bunlar hepimizin önünde. Davetli olduğu törene katılmadı. Şimdi insanın aklına tabii otomatikman şu geliyor, bir parti disiplini var AK Parti'de, sizin senelerden beri çok iyi bildiğiniz ve o parti disiplini dolayısıyla her ne kadar kendisi aday gösterilmese de adayın yanında sürekli dolaşıyor veya işte toplantıya katılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı toplantıya Özgür Özel katılmıyor. İşte Tunç Soyer kendisini davetli olduğu toplantıya katılıyor. Böyle olunca acaba seçimler için ne zaman çalışırlar mı? Bu toplantıya bile katılmamış isimler seçimler için teşkilatlarını çalıştırırlar mı? Bu bir soru işareti. Ve Tunç Soyer'in söyledikleri var. İsmail Saymaz irtibat kurmuş ve diyor ki İzmir'e karşı suç işleniyor diyor. Ve tercih edilen adaydan ötürü merkez olanlar dahil 8-10 ilçenin ve belediye meclisindeki çoğunluğun kaybedilebileceği, sürecin kötü yönetildiği ve öfkeyle davranıldığı. Şimdi 24 Şubat Narlıdere metrosu açılışında bir takım eleştirileri de olacak belli ki partiye. Bu böyle. Şimdi bu arada tabii bütün bunlar olurken sizin çok önemli bugün aldığınız bir mektup var. Uğur Dündar'ın köşesinde var. Sizden aslında onu dinlemek daha isabetli olur. Ama orada özellikle altı çizilmesi gereken bir ifade var. Onu hemen bulup izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü rantçılık diyor Dikili'nin eski ve efsanevi belediye başkanı, rantçılık ağır bastı diyor. İlkesellikten tamamen uzaklaşıldı diyor. Bunlar çok acı bir takım gerçekler ve şu anda bütün belediye başkanları, dün daha Koza yardımcı istifa ederken aynı şeyi söyledi. Kulak tıkanıyor seçmenin teveccühüne, tamamen halka kulak tıkanıyor dedi. Ne dersiniz oradan? Tabii çok doğru söylediklerine aynen katılıyorum. İzmir gibi çok önemli bir kentin büyükşehir belediye başkanı bir dönem başkanlık yapmış ve aday olmayacağını televizyonlardan öğreniyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kültürüne, ne adabına, ne genel başkan, büyükşehir belediye başkanı ilişkisine, hiçbir şeye sığmaz. Ben şöyle bir çarpıcı anekdotla değerlendirmek istiyorum sözlerimin bundan sonrasını. Hiç unutmuyorum, bir karlı kış günü Sarayburnu'ndan Ahırkapı Feneri'ne doğru TRT ekibiyle birlikte ilerliyoruz. Orada surların altında kovuklar var. Bir baktım, öyle altın sarısı saçlı, çok güzel bir kız çocuğu, şöyle 7-8 yaşlarında, o oyuklardan birine doğru kaçtı bizi görünce. Ben kameramanla ve şoföre dedim ki, şeye çekin, kaldırıma çekin. Çıkarın kamerayı, ben de mikrofonu aldım. Yaklaşıyoruz, içeriden elinde sopayla bir adam çıktı. Dedi ki, defolun gidin. Beni buradan da mı edeceksiniz? Ben çocuklarımla ancak buraya sığınabildim. Defolun gidin, çekin çekin gibi tam saldırmak üzereyken dedim ki dur kardeşim. Biz seni buradan etmek istemiyoruz. Belli ki içerisi son derece kötü. Biz seni daha güzel yaşayabileceğin, evlatlarını oraya götürebileceğin bir sıcak çatı altına almak istiyoruz. Onun için sana mikrofonu uzatıyoruz, kamerayı çeviriyoruz. Bizi içeriye aldı. Bir çocuk daha var içeride ve şarıl şarıl sular akıyor surların dibinden. Orada uyuşturucu madde kullananlar var. İşte çeşitli kriminal tipler olabiliyor. Yani çocukların ve o insanın can güvenliği tehlikede. Ama bize şunu söyledi. Beni buradan kurtarırsa bir tek Karaoğlan denilen o kişi kurtarır dedi. Ve Bülent Ecevit de %42 oyla Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en büyük oy oranlarından birini almış ve başbakan. Ertesi günü beni Bayındırlık ve Eskan Bakanı merhum Ali Topuz aradı. Dedi ki Uğur Bey, o babayla kızlarına bir sosyal konut vereceğiz. Oradan çıkarttılar ve sosyal konuta
gençler. Şimdi Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Muhalefetin bu derin yoksulluk sarmalında umut olması gerekiyor. Tıpkı Ecevit'in umut olduğu dönemdeki gibi. Ama maalesef bu derin yoksulluğun bütün acılarını yaşayanlar çözümü yine iktidarda görüyorlar. Bu doğrudan doğruya muhalefetin karşımıza çıkarttığı bir yetersizlik, bir aciz, bir gerçeği okuyamama, üzerine düşen sorumluluğu bir hakkın yerine getirememe sürecidir. İşte biraz önce sen söyledin, Dikili'de efsanevi bir belediye başkanı var. Sosyal belediyeciliği başlatmış, ekolojik duyarlılığı geniş kitlelere yaymış, Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsü oluşturmuş, aydınlar 12 Eylül baskısından kaçarak orayı adeta bir sığınak olarak görmüşler. Ve o insan inşaat malzemeleri satarken belediye başkanı seçilince firmasını kapatmış, halen hiçbir mal varlığı yok, 4 dönem belediye başkanı olmuş, rantçı değil halkçı belediye başkanlığını ben orada gerçekleştirdim diyerek tabii ki Özgür Özel'in de baş tacı ettiği, sol adına ne öğrendiysem ondan öğrendim diyerek hakkını teslim ettiği bir kişinin önerdiği belediye başkan adayı pırıl pırıl bir kardeşimiz. Geçen programda da söyledim. En ufak bir yani bardaktaki su gibi berrak bir insandır Gökmen Ulu. Onun yerine mevcut belediye başkan adayında ısrar ediyor. Nedir bu belediye başkan adayı? Müteahhit. Firması var, kapatmamış, halen inşaatlarına devam ediyor. Bir reklam arası tam vaktinde gitmem gerekiyor. Bitiriyorum ben. Gitmemiz gerekiyor. Gençlik merkezini kapatmış, daha sonra orası gece kulübü olmuş. Halk Ekmek Fabrikası'nı şirkete satmış, bedava ulaşımı kaldırmış. Yani siz nasıl bir belediyecilik anlayışı sergiliyorsunuz da tekrar o özelliklerinize dayanılarak sizi belediye başkan adayı gösteriyorlar. Tabii ki Osman Özgüven, o efsanevi belediye başkanı isyan etmekte ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmekte yerden göğe kadar haklı. Evet, yani halkçı değil, rantçı diyorlar. Bunu da tabii kendi partileriyle ilgili söylemek zorunda kalıyor olmaları da çok acı. Bir reklam arası kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnternetiniz işinizi aksatıyorsa çözüm Vodafone Business Metro Ethernet'te. Kesintisiz ve hız garantili internet sunan Vodafone Business Metro Ethernet'i şimdi %50 indirimle alabilirsiniz. Hemen başvurun, Vodafone Business Metro Ethernet'le tanışın. Üstelik memnun kalmazsanız ilk 3 ay ücretsiz iptal etme hakkı. Terk et bu evi, derhal. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa hepsi emlağa bakın. Ceketimi alıp çıkıyor. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı hepsi emlakta. Hepsi emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Budur. Tatil budur. Tatil seçimini maceraya bırakmayın. Hayalinizdeki tatili doyasıya yaşamak için doğrusunu isterseniz tatil budur. Merhaba. Tam yoğuşmalı, tam tasarruflu Baymak kombiler şimdi tam 7 yıl garantili. Askeri deha, devlet adamı, stratejist, iyi bir diplomat. Hepsinden önce ömrünü adadığı Türk halkından biri. Okurken gururlanacağınız, gelecek nesillere bırakacağınız bir eser. Yaşamdan Atatürk anıları yarın Sözcü'yle birlikte ücretsiz.
tanıştıralım Ali Bey. Ali Bey'in içtiği kahve. Kahveyi döktüğü tişört. Tişörtü attığı çamaşır makinesi. Makinede çeken karate kıyafeti. Karate kıyafetiyle kırmaya çalıştığı tuğla. Çengli Usta'nın hediye ettiği çikolata. Hepsinin arkasında Türkiye'nin lider yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım var. Logo Yazılım'la çalışanlar... Hayatın beklenmedik karanlıklarına düşsek de birlikte kalkmayı biliriz. Önemli olan birlik olabilmek, yaraları birlikte sarabilmek. PNG Türkiye olarak ilk günden beri deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için markalarımızla seferber olduk. Sadece destek değil, yanlarında da olduk. Toplum Gönülleri Vakfı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Umut Evi projesiyle biz buradayız. Geleceği birlikte inşa ediyoruz. Yarınlara hep birlikte koşuyoruz. Biz her gün birlikte iyileşiyoruz. Şimdi lansmana özel Beko FitFry Ankastre set alımlarında mikrodalga fırın hediye. Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Doğa olayı mı, ihmaller zinciri mi, İliç'teki facia nasıl göz göre göre geldi? İliç'teki facia kurumun İstanbul yarışında karnesine zayıf yazar mı? Çok adaylı seçim yarışında İbre kimden yana? Darbeci Sisi nasıl kardeş oldu? Kaybolan yıllarda neler değişti? Senem Toluğa Yılgaz soruyor. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, siyasal analist Suat Özçelebi öncesi sonrası gecede yorumluyor. Senem Toluğa Yılgaz'la öncesi sonrası gece bu akşam 23'te Sözcü Televizyonu'nda. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ahmet Yavuz, bu seçimi Cumhuriyetimizin kıymetini bilenler kazanacak vurgusu, Özgür Özel'in o vurgusunu sormuştum. Gülfem Hanım'a orayla ilgili bir sizin evet, itirazınız ben var. Gülfem Hanım orada bir eleştiri getirdi Özgür Özel'e, Sayın Özel'e. Eleştirisini ben şu noktada kabul ediyorum. Cumhuriyetin temel değerleri sahiplenilmesi gereken değerler ama bunu doğru sahipleniyor muyuz? Yani geçen defa genel seçimde ne üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne hücum etti Erdoğan? Kandil'deki sahte bir kaset üzerinden tabii oyun kurdu. Tabii. Bu ne demek? Bu şu demek, yani Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmıyor demek. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Şimdi burada hem bir Cumhuriyet'in temel değerleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafası karışık biraz. Kafası karışık. Bunu çeşitli konuşmalarda görüyoruz. O Erdoğan'ın benim Türk'üm, benim Laz'ım, benim Çerkez'im söyleminin Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yansımalarını görüyoruz. Aslında bu Cumhuriyet'in temel değerlerinden uzaklaşmayı ifade ediyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu konuşmaları çok yapıyor. Ekrem İmamoğlu da son konuşmasında başladı. Kürt dedi, efendime söyleyeyim Boşnak dedi vesaire dedi. Ya bizim ortak kimliğimiz Cumhuriyet'le ortaya çıkmıştır. Bizim siyasi kimliğimiz Türk kimliğidir. Bunu, bu ters mi bunu, teper? Hemen çok kısa bir İbrahim Usta'ya sorayım. Bu ters teper mi mesela? Aslında büyük ölçüde bu konuda mutabakat vardı. Fakat bu siyasetçiler bunu çok kullandıkça insanlarda da bir duyarlılık gelişmeye başladı. Zikretmediğinizde bizi niye unuttunuz falan diyenler ortaya çıkmaya başladı. Bu hakikaten bir üst kimlik. Yani burada temel sorun Türk toplumunun ya da Türkiye toplumunun evet yani birçok ülkede olduğu gibi fragmenter bir şey olması, yapıya sahip olması, bir sürü alt odacıktan oluşması ama Cumhuriyet elitleri o yüzden yani tartışılabilir en doğru seçenek bu muydu ama bir üst kimlik oluşturma politikası doğru bir politikaydı.
Şimdi o üst kimlik nedense çok uzun zamandır siyasetin çok hoşlanmadığı, çünkü alt kimliklere ihtiyaç duyuluyor ve siyasal kimlik üzerinden siyaset yaptığınız sürece o alt kimlikleri ön plana itmeniz gerekiyor. O zaman da ortak kimliğimiz parçalandı. Şimdi ortak kimliğimizden daha çok alt kimliklerimiz ya da esas etnik kimliklerimizin falan ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu kötü bir gidişat ama yani bir taraftan da insanların kimliği olduğu için onu da tartıştığınızda ya da oraya dair bir şey söylediğinizde bu sefer çoğulculuğa mı karşısınız falan şeyi çıkıyor, eleştirileri çıkıyor. Benim gördüğüm iki ucu keskin bıçak gibi bir tartışma bu. Ama bu tartışmayı doğru koyarsanız Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmayı doğru koymalı. Çünkü Türk kimliği Türkiye'de sadece bir etnik kimlik değildir, bir ulus kimliğidir. Ve 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde vatandaşlık tanımı ırk ve din ayrımı gözetilmeksizin ahali Türk kabul edilir. Bir de aslında Atatürk ne mutlu Türk'üm diyerek yani ne mutlu Türk ırkından gelene demiyor. Türk'üm diyerek bu tartışmaları aslında o zaman kapatmış. Bir de 1930'da yazılı Medeni Bilgiler kitabında söylediği Atatürk'ün el yazısıyla millet tanımı var. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor. Bakın ifade, doğru ifade Türk milletidir. Doğru ifade Türkiye halkıdır. Çünkü bu bir ulus devlettir. Ulus devlet kimsenin etnik kimliğini inkar etmez. Ama etnik kimliğini ortak kimliğin önüne de koyma hakkına kimse sahip değildir. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda hiçbir şey yapmadan %10 oyunu alıyor koyuyor. Öyle mi? İbrahim Bey siz araştırıyorsunuz. Doğru. Zafer Partisi çıktı %5 oy aldı seçimlerde. Ki bence yükseliyor şu anda. Yükseliyor. Şu anda da yükseliyor. Neden yükseliyor? İşte ona sahip çıktığı için yükseliyor. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir lüksü yok. Böyle yani ben farklı etnik kökenlerden oy alacağım diye kendini inkar edemez. Ha bu başka kimlikleri ötelesin falan anlamında hayır. Ben ordudan geldim. Biz hiç kimsenin kimliğini bilmeyiz yani. Sormayız da. Öyle bir ayrımcı felsefemiz yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ülkeye yerleştirdi. İşine geldiği zaman kullanıyor, işine geldiği zaman kullanmıyor. Milliyetçileri ayaklarının altına almıştı. Şimdi milliyetçiler olmadan ayakta duramıyor. Şimdi o pragmatik bir lider ve bunu yapıyor, başarıyla yapıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendisini bu konuda sorgulamalı. İstifam yaratmamalı. Türk kimliği konusunda hiçbir istifam olmamalı. Laiklik konusunda da hiçbir istifam olmamalı. Şimdi dolayısıyla şunu söylemesi lazım. Türkiye bir cumhuriyettir, tabii bir ulus devlettir ama demokrasiye yönelmiş bir ulus devlettir. Yani Atatürk Medeni Bilgiler kitabında yazıyor. Diyor ki milletin kültürü yükseldikçe özgürlüklerden alacağı pay da artacaktır diyor. Siz özgürlüklerden alacağınız payı kültürünüzün yükseltmesine bağlamışsınız. Bugün düşük kültürü neredeyse hayatın her alanında iktidar yapmışız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bununla mücadele etmeli. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetsel kültürüne yansıyor. Seçimler öncesi ne dediler? Ön seçimle adayları belirleyeceğiz. Dediler mi demediler mi? Parti içi demokrasi dediler. Parti içi demokrasi var mı? Şimdi anket diyor, bilmiyoruz. Koyarsınız artık elektronik olarak oylama yapmak mümkün. Bütün parti üyelerinin katıldığı anket koyarsınız. Hangi adayı destekliyorsunuz? Ondan sonra da çıkartır dersiniz ki benim partimin adayları, hatta eklersiniz ona sivil toplum örgütlerinden başka saygı duyduğunuz kim varsa gidip görüş alırsınız. Ondan sonra dersiniz ki kardeşim ben seni aday gösteriyorum. Hiçbir şekilde buna kimsenin itiraz etmeye de hakkı yok. Ben bunu söyledim bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcılarından birisine, dedi ki ya dedi bazı hassasiyetlerimiz var dedi. Mesela nedir dedi? Kartal'da dedi biz dedi anket yapsak dedi. Cumhuriyet Halk Partililerin dedi işte ön seçimini yapsak hemen hemen hepsi dedi Erzincanlı dedi. Onların oyuyla bir adam seçilecek. Ama bunu aşabilirsiniz yani. Onu aşabilirsiniz. Yine öyle oldu zaten. Yine öyle oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel görevi olmaya devam ediyor. Çünkü onu tam olarak sağlayamadık. Hukuk devleti ve demokrasi bizim eksiğimizdir. Bu iddiada olması lazım. Dolayısıyla hem yönetsel yapı olarak hem ideolojik olarak bir taraftan da konfor alanları var. Belli kişiler
işte pay alıyorlar vesaire vesaire. Bu üç konuda hata yaptığınız zaman siz partinizi doğru yönetemezsiniz ve güvenilir bir vitrin oluşturamayabilirsiniz. Bunun da bedelini yenilgiyle ödersiniz ve önümüzdeki dönemde seçimlerin sonuçlarını kimse garanti edemez hiçbir yerde. Ya bir tek İzmir'de belki kuvvetli oldukları için seçimi alabilirler. Onun dışındaki Ankara'da belki işte Sayın Yavaş'ın durumu daha farklı. Başka nerede alabilirler bilemiyorum. Yani %100 garanti olan herhangi bir yer. İzmir'de Pirus Zaferi'ne dönebilir. Evet, İzmir'de ona dönebilir. Yani netice itibariyle ben Gülfem Hanım'ın söylediklerine böyle bir bakış açısıyla yanıt vermek istedim. Cumhuriyet'in temel rotasında hiçbir problem yok. Problem onu yönetenlerde var. Onu yönetenler de bu ilkelere sahip çıkarlarsa, yani siz biraz önce siz söylediniz, yani 1936'da uçak ihraç ediyorsunuz. Şimdi F-16'yı nasıl alacağız diye uğraşıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Çin'e aşı satıyorsunuz. Aşı satıyorsunuz. Kolera aşı şimdi iki sene önce, üç sene önce salgın çıktığında, Covid salgını Sinovac Çin'den alıyorsunuz. Siz Cumhuriyet'i kötü mü etmişsiniz zaten? Cumhuriyet'te problem yok ki. Cumhuriyet üretim demiş, eşitlik demiş, çocuklarını... Liyakat demiş. Liyakat demiş. Biz bu ilkelerden vazgeçmişsiniz. Sorun Cumhuriyet'in ilkelerinde değil. Sorun Cumhuriyet'in ilkelerini tarumar etmekten geçiyor. İşte Huntington'ları dinlemekten geçiyor, yeşil kuşaklardan geçiyor ve tarikatçılıktan, cemaatçilikten geçiyor. Alt kimlikleri üst kimliğin önüne koyma anlayışından geçiyor. Bunu niye yapıyorlar? Oy alayım diye yapıyorlar. Ya arkadaş, yani tamam hiç kimsenin etnik kimliğini hafife almayalım ama onun oyunu alacağım diye de yanlış işlere götürmeyin yani. Ne yapacaksınız yani? Şimdi etnik kimliklere dayalı bir ülke kurulsa... Ne kadar yaşar? Yugoslavya ne kadar yaşadı? Hepsi etnik kimliğe dayalıydı. Evet. Mithat Baydur, şimdi bir taraftan da şöyle bir şey var. Şimdi aday gösterilmeyenler, mesela Gürsel Tekin'e soruldu bu bir programda. Mevcut belediye başkanına destek olacak mısınız diye. Bunlar değişimci değil, çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım gibi bir şey geldi. Başka kişilerden de çok zehir zemberek sözler geliyor. O zaman da İşte bir tarafta bir rövanş görüntüsü, yani kurultayın hala şeyi hesaplaşması yaşanıyor. Bunlar çok kaba saba yapılıyor ve bir züccaciye dükkanına girmiş fil gibi yapılıyor görüntüsü var. Ama bir yandan da işte halkçılık mı rampçılık mı, ilkesellik, o zaman bu kadar senedir sen bu partinin içinde niye vardın cevabı. Ve acaba biz seçim kazanamıyoruz, bari para kazanalım, işte belediye rantına ulaşalım, bunu da parti içinde dağıtalım anlayışımı hakim acaba? Vallahi zihin kodlarında her partide var. Yani bunu açık söylemek lazım. Yani bir şey böyle bir saklamaklı olmaz. Yani bunun AK Partisi CHP'si yok. Zihin kodlarında rant mekanizması ile ilgili zihin öyle çalışıyorsa ha AK Parti olmuş ya Cumhuriyet Halk Partisi olmuş. Bunu üzülerek söylüyorum. Yani bütün bir gençliğinde oy kullanma çağı geldikten sonra kullanmış olduğu bir partiye bu seçimde son derece açık söylüyorum. Yani nasıl yapsam acaba? Bir bahane bulup gitmesem mi diye düşünüyorsam ben yanlış giden bir şeyler var. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Gerçekten çok üzülüyorum. Şimdi nereden başlayacağımı da bilmiyorum esasında. Gürsel Tekin istifa ettiği günle ben yani karşılıklı konuştuk. Lütfettiler, o da aradılar. Şimdi diyor yani nereden çıktı dedim yani Gürsel Bey bu. Şimdi kaçıncı gün oldu bilmiyorum. Bana o gün söylediği gün, hocam hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e ulaşmak istedim. Derdimi, sıkıntımı anlatmak istedim. Yani derdi sıkıntısı herhalde bir yer söz verilmiş herhalde olmadı ama sadece onunla ilgili değildir. Yani şimdi biz sıradan yani efendim istifa ettiyse etmiş ya ilçede bir zamanlar şu ilçede üyeydi falan onları küçümsemek için söylemiyorum ama sıradan bir Anadolu ilçesinin düşük profilli bir üyesi veya ne bileyim ben yine sıradan bir Anadolu ilçesinin pek böyle sessiz sedasız bir üyesi değil. İstanbul İl Başkanlığı gibi çok önemli bir görev yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği yapmış. Genel Başkan Yardımcılığı yapmış. Hayatının 30-40 yılını falan partide geçirmiş birisi. Hem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e 20 gündür ulaşamıyorum dedi. Bu benim çok ağrıma gidiyor. Yapacak çarem kalmadı dedi. Üzüldüm yani söyleyince. Ne yani aynı Dikili Belediye Başkanı gibi. Yani insan üzülüyor çok. Siz bu parti için ne olsa yaparım,
Bir nefer gibi bana bir görev verin yaparım. Yani şöyle de olsa esasında mesela ilçe olsa ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcısı yapmış birisi İstanbul'da bir ilçeye talip olsa çok bir şey midir yani bu bence? Çok bir şey midir? Ama diyorlar ki 4 dönem milletvekilliği yapmış zaten teşekkür edeceğine işte böyle şeyler söylüyor diyenler de var. Yani bunun karşıt görüşü de var. Belki üslupta yani yapılır. O zaman Özgür Özel de genel başkanlığa aday olmasın. 2 defa Manisa'yı kaybetmiş. Ona 2 defa şans vermişler. 2 defa Manisa Belediye Başkanlığı'nı kaybetmiş. Manisa'da kazanamamış. Yunus Emre'nin Güzelyurt Mahallesi'nden delege seçilememiş. Kemal Bey lütfetmiş. 3 defa milletvekili yapmış. Yeter. Yeter. Böyle bakacaksak eğer. Bence yeter. Yani biz kendi doğduğu, büyüdüğü vilayette, kendi doğduğu vilayette belediyeyi seçilmemiş birisini genel başkan olarak tanıyarak bir şeyler yapmasını bekliyoruz genel başkan olarak. Şimdi, acaba çok, belki de çok şey bekliyoruz. Bu partiyi gençleştirme işinin biraz zorlama mı yapıldığını düşünüyorsunuz mesela? Ya, son derece. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi il başkanını da ben Halk TV'de seyrettim, öyle bir çıktı. Ya, sorulan sorular doyurucu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler yapacağını, il içerisinde neler yapacağını dair sorulardan sonra bizim gençliğimiz, 4 defa saydım ben. Bizim gençliğimiz var, gençliğimiz var diyor. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'ni söyledim. 77 yaşında Trump, 82 yaşında Biden'ın mücadelesi var. Ben mesela 1982 toplamı 155 yapıyorum. 1982 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum mesela. İtalya Almanya final maçını Tardelli İtalyan futbolcu 3. golü attığında Sandra Pertini ayağa fırlamış İtalyan Cumhurbaşkanı sevinçle. 82 yaşındaydı. Yani bu esasında akıl yaşta değil baştadır diye bir söz var. Bu biraz böyle yaşı, yani size göre nedir yaş yani? Bir, 35 yaşında çok içi geçmiş bir adam tanıyorum ben yani üniversitelerde. Makale yazmaz, etmez, çalışmaz, kitap okumaz. Ama mesela 70-80 yaşında canavar gibi insanlar var. Şimdi bu esasında ortaya koyduğunuz verimle ilgili, ortaya koyduğunuz değer katsayısıyla ilgili bir şey. Yani yoksa takvim yaşı çok önemli değil. İnsanlar ben çok olgun yaşlarda önemli eserlerini veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkması, Uğur abi gülüyor. Hocam geçen akşam rüya görüyorum, İsmail Kartal Hoca beni ilk 11'e yazmış, Fenerbahçe'de top oynayacağım. Ben diyorum ki ya hocam çok teşekkür ederim beni kadroya almışsın ama hiç olmazsa 11'de çıkartma, yedek kulübesinde oturt diyorum. Yani sizin söyledikleriniz doğrular kavramında. Evet, siz onu çıkardığı 11'i beğenmediniz ondan dolayı. Bilemiyorum ya da işte böyle bir enerji mi var içimizde hala. Takdir seyircilerimizin. Ama belki uzatmalarda falan mutlaka ya sakatlı olsa koyacaktı belki hocam. Ya. Çalışıyorum hocam. Vallahi. Gelecekte şimdi başarılı olacağıma inanıyorum. Gerçekten öyle. Gelecekte başarılı olacağıma inanıyorum. Bu çok iyiydi. Ben de yani öyle bir rüya görmedim ama bazen bir halı saat 10 dakika 15 dakika oynayabiliyorum diye hala düşünüyorum. Yani bu önemli değil, şimdi başka konuya geçmeyelim ama şeydir yani verim ortaya koyabilmekle ilgili bir şeydir. Etkinlik böyle bir gençlik önemli. Yani böyle sen diyor ki aha çok genç, herkes onların peşinden koşacak. Nüfus halbuki yaşlanıyor. Hadi yani o öbür taraftan da ama yani İmamoğlu'nun gençliğimiz var tutunca parti bir coştu. Çankaya'da orada çok burada bir yani, hadi, o da çok bayatladı yani. Soyun diye bağırıyorlar. Soyunuyorum diyor ceketi. Yani o olmaz yani. Burada yani biz Beyoğlu ara sokaklarında bir tavernada değiliz yani. Soyun diye bağırıyor. Yani onu da fazla abartmamak lazım yani. O ilk başta tuttu. Şimdi bunu çok üzerine gitmemek lazım. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi çok zikzaklar çiziyor. Şimdi mesela deprem oldu değil mi? Depremin 3. gününde Ahbap Kızılay'dan 46 milyonluk çadır aldı. İktidar döneminden bahsediyorum. Ve bu ortaya çıktı. Arkadan barbunya konserves sattılar parayla. Arkadan işte ne bileyim ben mesela 10 milyon metreküpten bahsediyoruz şimdi değil mi? İliç'ten. Evet. 1.6 ile çarpıcı 16 milyon ton ağırlığında. Evet. 100 milyon ton atık var mesela şeyde, deprem bölgesi. 11 vilayet, 124 ilçe, 7 bin civarındaki mahalleden, köyden bahsediyoruz. Ne kadar asbestli hocam? Şimdi evet onu söyleyeceğim, bravo. Yani 56 milyon metreküp eder bütün bu atık ve molozlar. Irmaklara, derelere, oraya buraya atıyor. Bunlar asbest barındırıyor biliyor musunuz? Ve esas sen muhalefeti burada yapacaksın. Bunu önlemek için bir toplumun önüne bir program koyacaksın. Ve yani biz şimdi bunu seyrediyoruz hep beraber. Şimdi Hatay Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu hep beraber seyrediyoruz. Şimdi ister istemez Hatay'daki belediye başkanına bir muhalefet var. Şimdi bu muhalefet protestoya dönüştü. Parti içerisindeki bazı yetkililer çıktılar. Bunu parti meclisinde tartışacağız dediler. Bir tane o zaman Haluk Levent çıktı, bana teklif ettiler dediler. Parti sözcüsü öyle bir kurumsal teklif yapmadık dedi.
Peki ama Haluk Levent dedi ki yok üst düzey bir yönetici, ismini vermeyeceğim dedi. Üst düzey kimse genel başkanından habersiz aradıysa çok ayıp etmiş ama haberi var tahmin ediyorum ben. Böyle bir yani refüze ediliriz diye herhalde genel başkan düzeyinde söylemediler. Şimdi böyle bir herkes beraber şey, tuhaf tuhaf yani şu partiye bak başı belli değil, dibi belli değil. Adam diyor ki teklif ettiler o bir şey değil. Böyle bir tuhaf bir durum var. İzmir'e geçiyorsunuz, ben Foça'da yazdığım var. Bütün komşularım Karşıyaka'lı. Karşıyaka belediye başkanından memnun değiller. Bir tanesini görmedim. Açık söylüyorum ya, kusura bakmasın sokakta görsem tanımam şimdi. Hafif saçlarının seyrek olduğunu, ortanın üzerinde boyu olan bir adam olduğunu gördüm. Ama şu anda yolda görsem tanımam. Ama siz de İzmir'de nasıl onu gidip aday yapıyorsunuz şimdi bu kadar memnun? Yani anketi kime yaptırıyorsunuz? Ben mesela kendi çapımda 10-12 tane komşumla anket yaptım. Kimse memnun değil. Şimdi nasıl olacak bu? Öbür tarafta da Avrupa Konseyi Belediyeler Meclisi Genel Başkanlığı'na seçilmiş bir aday var. Yani İzmirli, yani memnun olmayan da vardır. Ama kümülatif olarak ortalamanın üzerinde bir memnuniyet var. Avrupa Komisyonu Konseyi'nin üye devletlerde Belediyeler Meclisi Başkanlığı'na seçilmiş, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu, dil bilen, presentable bir aday var mesela. Onu da eliyorsunuz, koyuyorsunuz. O zaman kriteriniz ne? Ki hocam bir parantez açayım, o şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin uluslararası arenada gelebildiği en yüksek konum. Tabii, daha tabii. Önce böyle bir konuma da gelememişti. Tabii. Yani Dikili bunu, mesela söylediği biliyorsunuz belediye başkanlığı göreviyle fikse olduğu için Tunsuyer belediye başkanı olmadığı anda o görevde tabii. Başka birine devredilecek, bitmiş olacak. Evet. Şimdi sevgili Uğur abinin bahsettiği mesela Foça'ya en yakın ilçede Dikili. Dikili ondan sonra gidersin işte Çandarlı, Ayvalık böyle gider Dikili. Münzevi bir hayat süren insanlar genelde böyle emeklerin yaşadığı ama böyle herkesin mutlu bir hayat sürdüğü memnun bir yer. Bunu ben kendi gözlerimle gördüm yani dinleme değil. Ben bunu gözlerimle gördüm. Herkes memnun. Niye değiştiriyorsunuz bunu? Yani kriteriniz nedir? Kriter nedir? Yani şey mi? Kazanamamak yani mı acaba? Kongrede size yakın olan ve olmayanlar gibi bir kriterse bakın. Böyle bir iklimde kazanamamayı başarmak tarihi, bir kriter bak, tarihi olabilir. Tarihi bir dibe vurur. Bunu bak kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Tarihi bir dibe vurma olur. Gidip kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar aynı benim gibi gidip de karşı partiye oy vermek gibi bir çılgınlık yapamaz. Ama sandığa giderken ayakları çekmeyebilir. Belki yine gideceğim ama yani ayaklarım çekiyorsa benim, yani tereddüt ediyorsam, imtina ediyorsam yanlış giden bir şeyler var demektir. Yani siz burada Kemal Bey gittikten sonra siz 18 birinci turda Kemal Bey'le birinci kongrenin birinci turunda 18 oy öndeydiniz. Sonra ikinci tura kaldı falan denince biraz 36 oldu galiba. Kıl payı aldığınız bir kongrede hesaplaşmaya gidemezsiniz. Siz herkesi kucaklamak durumundasınız. Böyle bir şey olur. Kimden intikam alıyorsunuz ya? Kimden intikam alıyorsunuz? Ne diyorum sizi kaybettiğiniz Manisa Belediye Başkanlığı'na bir daha koymuşlar şansınızı deneyelim diye. Bu mu sizin ağrınıza gidiyor? Bu mu sizin ağrınıza şimdi gidiyor? Kriter nedir? Da, şimdi sonra ön seçime hemen tamamlayacağım. Çok uzatmayacağım. Ön seçime söz verdiniz. Ön seçime niye korkuyorsunuz ya? Ben şimdi bütün ilçeleri bilmem. Evet. Kendi ilçem Sarıyer'i bilirim. Koy sandığı mesela ne var? Pazar günü koydular. Meclis üyeliği. Kim meclis üyesi alacak diye. 28-30 tane meclis üyesi alacaklar. Var Şükrü Bey var girer. Şükrü Bey kendisi girer. 40 yıldır iyi yani hepsini tanımıyorum ama çok iyi adaylar var. 40 yıldır bir doktorumuz var orada. Eski ilçe başkanı var. Girer. Kim kazanırsa alır. Biz de hep beraber kabul ederiz. Ve ön seçimden çıktığı için de alkışlayarak gideriz oy kullanmaya. Alkışlayarak evet, gideriz. Evet. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi sorun ne? Son cümlem. Sorun ne biliyor musunuz? Genel başkan seçildiğinde ben mesela evde ayaklarımı uzattım. Böyle bir dinliyorum. İsterim ki alternatif bir cumhurbaşkanı ve kendi kabinesini kuracak. Bu mesela sağlıktı, eğitimdi, maliyeydi, iktisattı Türkiye'de. Sağlık kötü. Hep diyoruz ya. Ortada hastane bir var, doktor yok. Doktor var, randevu yok. Randevu var, ilaç yok. 14 tane ilaç bulunamıyor. Hangi birini sayacaksınız? Eğitim, tarikatların eline geçmiş. Türkiye'nin 1.265.000 tane öğretmeni var. 49.000 tane din öğretmeni var. O 49.000 din öğretmeni yetmedi. ÇEDES kapsamında cami hocaları gidiyor. Makroekonomi kötü. -51 milyar rezerv var. İşte ne bileyim ben 1.375.000.000 bütçe açığı var. İşte az önce hedef nedir CHP'de dediniz ya belki de böyle bir iklime rağmen kazanamamaz. Kazanamaz. Yani. Ve bütün bunlar konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? CHP'nin üst katında hep sadece danışmanlar var. Onların hepsini atacağız. Kemal Bey sadece danışmanları topladı bilmem ne. Kongre konuşması böyle peki, bitti. Peki şimdi bu arada çok enteresan bir şey oldu. 100 gün sonra Kemal Bey sahalara döndü. Kemal Kılıçdaroğlu. Üstelik de çok manidar bir şekilde yani Ostim, Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde Demirel'in sözüne atıfta bulundu. Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur diye. Şimdi biraz sonra 24 ve 27. dönem milletvekili Aytun Çıra'ya da soracağız bütün bunları. Çok kritik cümleleri var onun. Çok kritik tespit. Bitleri var reklamlardan sonra.
Şeylerden biri de duymaktır. İşitme kaybı ihmal edildiğinde zihinsel yorgunluk, sosyal izolasyon, demans riski artabilir. Kendinizin ve yakınlarınızın işitme sağlığını ihmal etmeyin. Çünkü hayat duyunca güzel. Fırça. Aa! Hem de 199 bin liraya. Aa! Hemen tapu fırsatıyla. Acele edin. Sadece 50 adet parsel için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Şimdi bu tıraş makinesi de teknoloji blockchain'de. Birisi bugünü kurtarıyor, diğeri yarının işi. Teknolojiye kafayı takanlar olmalı ki dünya değişsin. Biz takıyoruz. Paribu, Türkiye'nin teknolojisi için sınırları kaldırıyor, sektöründe dünya çapında rekorlara imza atıyor. Teknolojinin gücüne inanıyorsanız doğru yer Paribu. Paribu. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. İnşaat ve çatı izolasyonunda kalite ve estetiğin adresi. Alanında uzman kadrosuyla inşaat sektöründe kusursuz hizmet sunmaktadır. Bina, villa, köy evi, tadilat, dış cephe, mantolama ve pergole işlerinizi temelden çatıya kadar inşa ediyoruz ve yeniliyoruz. Sıfır çatı, çatı tadilatı ve tamiratı, kiremit ve villa tadilat dekorasyon işlerinizi kaliteli malzemelerle en kısa zamanda profesyonel ekibimizle gününde ve zamanında teslim ediyoruz. Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren çözüm ortağınız. Hemen arayın. Askeri deha, devlet adamı, stratejist, iyi bir diplomat. Hepsinden önce ömrünü adadığı Türk halkından biri. Okurken gururlanacağınız, gelecek nesillere bırakacağınız bir eser. Yaşamdan Atatürk anıları yarın Sözcü'yle birlikte ücretsiz. Neden mi en güzel çay Doğuş Çay? Kaliteden asla ödün vermez. Rengi, demi, kokusu bir harika. Kaliteden ödün vermeyenlere, uygun fiyat isteyenlere Doğuş Rize. En güzel çay Doğuş Çay. Club üyelerine Total Enerji istasyonlarından dev müjde. 15 Mart'a kadar Club üyelerine Total Enerji istasyonlarındaki yakıt alışverişlerinde 750 TL'ye varan yakıt puan hediye. Hemen Club Total Enerji uygulamasını indirip kampanyanızı seçin. Her yolculukta kazanmaya başlayın. Şimdi lansmana özel Pekofit Fry Ankastre set alımlarında mikrodalga fırın hediye. Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Sözün gücüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24 ve 27. dönem milletvekili CHP'nin Aytun Çıray bize Skype'la bağlanıyor. Sayın Çıray, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Çıray, şimdi bütün bu konuşmaların özeti şu. Yani ekonomik bir buhran, bir pahalılık altında vatandaş eziliyor. Bir taraftan işte bu maden faciası, elimiz yüreğimizde bekliyoruz, haber bekliyoruz hala. Hatay'daki mesele, deprem sonrası, insanların yaşadığı çaresi, bütün bunlar, ama bir taraftan da bir adayını bile
belirleyemeyen bir ana muhalefet görüntüsü. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Uğur Dündar'la yaptığınız röportajda bir cümlenin özellikle altını çizdim. Çünkü tüylerim diken diken oldu. Yani böyle tokat gibi cümleler vardır ya, insanı ya kendine getirir ya da artık tamamıyla nakavt eder. O öyle bir cümle: iktidar zaten bir alem, şimdi de Rusya gibi muhalefetsiz bir döneme giriyoruz. Bir bilgisayar oyunu olsa resetlerdim, Türkiye'ye reform yetmez, devrim lazım. Gerçekten de artık muhalefetsiz bir döneme doğru hızla gidiyor muyuz? Ne yazık ki. Öncelikle bu röportajdan söz ettiğiniz için Sayın Uğur Dündar'a sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Birlikte yaptığımız Türkiye için söyleşilerle çoğu zaman Türkiye'nin yakın tarihine notlar düşmüş olduk. Böyle bir imkan onun sayesinde, onun bağımsız ve özgür gazeteciliği, televizyonculuğu sayesinde yakalamış oldum. Şimdi bakın, biraz önce konuşuldu. Hemen seçimlerden hemen sonra, yani 29 Mayıs sabahı ilk ışıkları, günün ilk ışıklarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde parti içi kavga başladı. Yine bir hatırlatma yapmak isterim. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra siyasi liderlere yasak gelmişti. Başta Bülent Ecevit, Demirel, Erbakan, Türkeş olmak üzere. 7 yıl evinden Süleyman Bey sadece sistemi ve anayasayı konuştu. 7 yıl. Ve 7 yıl sonunda diğer arkadaşlarıyla beraber ve o zamanın demokrat liderlerinden olan Sayın Erdal İnönü'nün büyük katkılarıyla o yasaklar kaldırıldı. Anayasa değişti ve Türkiye'de anayasa değişikliklerinin önü açıldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 16 Nisan 2017 anayasasından sonra sürekli vermesi gereken sistem mücadelesini yeteri kadar vermiş değil. Bu nedenle 28 Mayıs'tan 29 Mayıs'a uyandığımızda hemen parti içi mücadeleyi başlatmak yerine yapılması gereken şey, bir, bu seçimin meşruiyetinin tartışılmasıydı, anayasanın tartışılmasıydı, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının tartışılmasıydı ve Sayın geç kalınmıştı ama Sayın Erdoğan'ın hakkı olmayan bir seçime aday olduğunu tartışılmasıydı. Doğrudan doğruya parti içi tartışma başlatılarak ve derin hayal kırıklığı yaşayan toplumun bu derin hayal kırıklığını Kemal Bey üzerine bir öfkeye dönüştürerek adeta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim süreci boyunca ortaya koymuş olduğu ve seçimin anayasal ve hukuki anayasal ve siyasi meşruiyetini tartışmalı hale getirecek hiçbir şey tartışılmadı ve bütün suçları adeta Cumhuriyet Halk Partisi bir kayıpla üstlenmiş oldu. Halbuki çok çetrefilli bir süreçten geçtik. O sürecin içindeydim. O sürecin sonunda önemli siyasi kararlar almak zorunda kaldım. O süreçte birçok manipülasyon yapıldı ve iddia ediyorum bütün bu yapılan yanlışlara rağmen, Sinan Oğan operasyonlarına ve benzeri operasyonlara rağmen, eğer masa krizi olmamış olsaydı, eğer Sayın Akşener bir siyasi canlı bomba gibi pimi çekmemiş olsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu kazanmıştı. Nitekim bunun en büyük delili de Sayın Akşener'in masadan kalkıp oturduktan sonra 7 puan kaybettik sözleriydi. Bu sözler doğru. Yine bir başka araştırmacımız demişti ki, tabii Sayın Uslu da orada bunu daha iyi değerlendirecektir. Eğer İYİ Parti 13-14 puan alsaydı Sayın Kılıçdaroğlu seçilecekti. Şimdi bütün bunların sebepleri, doğruluğu ya da yanlışlığı, arkasındaki meseleler tartışılmadan doğrudan doğruya Kemal Bey'i tartışmayı açarsanız, aslanların ağzına atarsanız, o zaman bütün bunları tartışmaz ve bütün bu süreci meşru hale getirirsiniz. Bir kere temel yanlış mı? Öncelikle buradan başlamak lazımdı. Olmadı. Tabii süreç çok kısaydı. Zamanı iyi okumak gerekirdi. Bu konuda açık makaleler yazdığım için burada da rahat konuşuyorum. Kapalı ortamlarda ilgilerine çok daha fazlasını söylemiş bir insan olmanın rahatlığıyla konuşuyorum. Eğer bütün bunlar yapılsaydı Cumhuriyet Halk Partisi bugün çok daha rahat bir ortamda olurdu. Bakın, kurultayla bu yapılacak olan yerel seçimler arasındaki sürenin kısa olduğu gayet ortadaydı. Bu kadar önemli bir kurultay, yani lider değiştirecek kadar önemli bir kurultayda kırgınlıkların olmaması ise imkansızdı. Şimdi bütün bunlar oldu bitti.
O halde ondan sonra yapılması gereken şey kırgınlıkları tamir etmekti. Bir taraf gibi davranmak değil. Kırılan insanla siyasette doğaldır. Biraz önce ismi geçtiği için söylüyorum. Süleyman Bey'in hayatımın en büyük hatası Demokratik Parti hadisesine izin vermemdir dediğini biliyorum. Yani siyasi partilerde bir kişi istifa ettiği zaman hemen onu hain ilan etmenin ve giderse gitsin canım ne götürür demenin bir anlamı yoktur. Çünkü onlar tuğla gibidir. Üst üste yani çektikçe zarar verir. Doğru değildir. Ticarette ticareti ne için yaparsınız? Para kazanmak için. Siyasette insan kazanmak için yapılır. Ve hakikaten siyasetin bugün geldiği noktaya biraz önce teşekkür ederim okudunuz o fikirlerimi. Ben bugün Türkiye'de siyasetin resetlenmesi kanaatindeyim. Türkiye'de çok şey hep birlikte gördük geçirdik darbeler dahil. Ama siyasetin ben bu kadar liyakatsiz ve seviyesinin aşağıda olduğu bir dönemi hiç görmedim. Bunu bir siyasetçi olarak söylüyorum. Ve bunun ancak siyasette bir devrimle halledilebileceği kanaatindeyim. Şimdi günün konularına gelirsek. Türkiye nasıl bir şartta seçime gidiyor? Türkiye 2019'da seçimlere giderken biraz önce de söylendi. Muhalefetin morali yüksekti. Millet İttifakı'nı başarmıştık. Önümüzde daha Cumhurbaşkanlığı seçimi geçmişte kalmamıştı. Kaybedilmiş bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yoktu. Ve o Millet İttifakı'nı başararak 15 milletvekili operasyonunu yaparak burada kendisini saygıyla da anmak istiyorum. Sayın Zekeriya Temizel'in de birlikte oluşturduğumuz SÖKE'deki o gişelerde birçok proje Türkiye'nin işine yaramıştır. Ve Türkiye o moralle girdi. 2019 seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı İzmir'e ilave etti yıllar sonra. Ve bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Eğer arkamızda durmasaydı Sayın Kılıçdaroğlu bu siyaset mühendisliği başarılı olamazdı. Bu bir siyaset mühendisliğiydi. Bu deyimi ilk defa kullanıyorum ve başarılı olmuş bir siyaset mühendisiydi. Yıllarca hep siyaset mühendisini Tayyip Bey yaptı, gayet başarılı yaptı. İlk defa muhalefet bir siyaset mühendisliği yaparak ve onu başarıya ulaştırarak bir moral ve motivasyon kazanmıştı. İşte ondan sonra bilinen süreçler yaşandı. Türkiye bu son Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Şimdi yeniden yerel seçime gidiyoruz. Peki elimizde geçmişe göre ne yok? Elimizde Millet İttifakı yok. İyi Parti adeta başta İstanbul Belediye Başkanı Ekrem Bey olmak üzere Cumhuriyet Halk Parti'nin karşısında gibi yani iktidardan çok. Diğer yandan DEM Partisi eski HDP pozisyonunu değiştirdi. Öyle anlaşılıyor ki yeni bir çözüm süreciyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Yani daha zor şartlarda ve moral motivasyon yok. Şimdi böyle bir şartlarda ne yapmanız lazım? Yeni bir siyaset mühendisliğini ikame etmeniz lazım. Var mı yeni bir siyasi mühendislik? Ben görmüyorum. Çünkü her şey sokakta pankart asmakla, slogan atmakla seçimler kazanılmıyor. Bazı siyasetin strateji ve onun içine yerleştirilmiş taktikleri çok önemlidir. Peki onlarla ne olacak beraber Sayın Çıray? Yani biz 1 Nisan'da şimdi nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? Tabii şunu söyleyeyim. Bir kere eğer ben adayları anketlerle belirliyorum, ben adayları yapay zeka ile belirliyorum derseniz niye orada oturuyorsunuz sorusu ortaya çıkmaya başlar. Yani İsmail Bey demin Sayın Uslu çok önemli bir tespitte bulundu. Bazen anketlerde önde çıkanların siyasi kapasitesi nedeniyle seçimlerde kaybedebilir. İzmir bunu yaşadı biliyor musunuz? Sayın Priştina, Sayın Kutlu Aktaş'la karşı karşıya geldiğinde Sayın Priştina yanlış hatırlamıyorsam 14 ya da 17 puan gerideydi Sayın Kutlu Aktaş'tan. Fakat ne yaptı? Siyasi kapasitesiyle Sayın Kutlu Aktaş'ı geride bırakarak İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Demek ki sadece anketler bir faktördür. Doğru ve bilimsel yapıldığı zaman çok önemlidir. Ama bütün bunların yanında sezgileriniz, sahadaki insanlardan tarafsız siyasete girmeyen insanlarınızdan aldığınız bilgiler, bütün bunlar ve geçmiş birikiminiz o partinin içinde insanları tanıyarak oraya geliyorsunuz. O birikimlerin hepsini kullanmak lazım. Şimdi Türkiye'de liyakat mı konuşuluyor? Hayır. Gençlikle, yaşlılıkla, orta yaşlılıkla aday belirlenmez. Cinsiyetle de aday belirlenmez. Ön ihtiyaç liyakattır. Bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liyakatsiz insanları Türkiye'yi yönetimine getirmekle suçlayacağız. Diğer yandan biz bunu bir liyakati bir parametre olarak hiç konuşmayacağız. Bakın bir örnek olarak vereyim size. Birçok isim konuştuğunuz için
Hepsini tek tek söylemeyeceğim ama Alper Taşdelen örneği de var mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20 puan fazla oy alarak belediye başkanı seçilmişti. 20 puan. Oraya genç bir arkadaş kardeşimizi getirdiler ve onun çok iyi eğitim aldığını, işte ezilerek geldiğini, sınav kazanamadığını falan. Böyle bir parametre olmaz. Böyle bir parametre olmaz. Çok istiyorsanız şirketinizde, hukuk büronuzda yüksek maaşla işe başlatırsınız. Ona bir katkı verirsiniz. Ama orada oturmuş, halkın sevgisini kazanmış ve deneyim kazanmış bir insanı niye kaldırıyorsunuz? Bu sizin insanınız. Başka partiden gelmedi ki oraya. Hatay'a gelince. Hatay belediye başkanı. Bakın ben yanılıyorsam düzeltin lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi seçim şarkısını ve klibini açıkladı. Ben orada Hatay Belediye Başkanı'nı görmedim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanları var. O klipte Hatay Belediye Başkanı yok. Arkadaşlarımdan rica edeyim, hazırlamıştır. Siz eğer konuşurken öyleyse, paylaşabilirlerse onu. Dikkatimden kaçtıysa özür diliyorum ama böyleyse o zaman o adamcağız orada niye duruyor hala aday diye. Şimdi atıyorsunuz, atadığınızın ertesi günü bütün televizyonlarda, şurada burada resmi ya da gayri resmi sözcüleriniz ne yapalım kardeşim, başka adam bulamadık onu atadık demeye başlıyor. Siz kaybettiriyorsunuz önce. Siz ve yanlış siyasetlerle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin depremdeki başarısızlığına Hatay üzerinden CHP'yi ortak ettiniz ya. Hatay üzerinden deprem başarısızlığına niye Hatay'daki belediye başkanı tepki görsün, yuhlansın? Niye? Tayyip Bey bütün bunları bildiği için gidip orada diyor ki eğer bana oy vermezseniz size deprem nedeniyle yeteri kadar hizmet gelmeyecek diyor. Şimdi bu laf bizler hepimiz diyoruz ki ya halkı tehdit ediyor şu oluyor bu. Siz bu lafın çalışmayacağını mı düşünüyorsunuz? Ben bu lafın orada sıkıntıda olan insanlar üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin konjonktürü böyle değerlendirmesiyle, konjonktürün buna müsait olmasıyla çalışacağı kanaatindeyim. Bakın bununla da ilgili bir örnek vermek isterim. 1984 yılında Anavatan Partisi iktidar oldu. Bayındır'daki ilçeye sanıyorum Kaya Erdem geldi ve dedi ki traktörün şeyleri, çarklarını birbirine uydurmazsanız bu traktör yürümez dedi. Ne demek istedi? Merkezi hükümete uygun aday seçin. Şimdi 1984'te bu işledi. Neden? Çünkü o sırada Anavatan Partisi'nin karşısında ciddi bir iktidara talip rakip yoktu. Bu tez işledi. Sonra yıllar geçti aradan. Anavatan Partisi zayıfladı. Rahmetli Özal sandalyelere bağlanmış belediye başkanlarını reklam kampanyasında negatif reklam olarak kullandı. Bu defa işlemedi. Niye? Çünkü artık Anavatan Partisi gidiyordu. Şimdi eğer Tayyip Bey'in bu tehditlerin işlememesini istiyorsak Tayyip Bey'in gideceğini göstermemiz lazım. Seçimler. Ama seçimler 4 yıl sonra. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Siyaset aynı zamanda hani niyet okumama, lütfen niyet okumayın lafı çok kullanılır ya. Siyaset ve siyasetçi niyet okumak zorundadır. Niyet okuyacak ve gelecekle ilgili proaktif siyaset üretecek. 2020 yılında kürsüye çıkıp dedim ki mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi 2019 deneyiminden sonra yeni bir strateji geliştirdi. Bir, İYİ Parti'nin içine elini atacak. İki, HDP'yi öyle bir PKK'lılaştıracak ki kimse onun yanına yanaşamaz hale gelecek. Oldu mu? Oldu. Peki bunu bile bile biz tedbir alabildik mi? Hayır. Muhalefet olarak. Şimdi siyaset böyle tıkanmış bir halde ve gelip bakıyorsunuz bir başka ilçeye yani ilçeleri burada oturana o ilçeye atıyorsunuz belediye başkanı, bu ilçede oturana diğerini atıyor. Niye? Bu ihtiyaç nereden kaynaklı? Dolayısıyla dikkatsiz bir süreç yürüyor. İnşallah bu kısa dönemde bu düzeltilmeye çalışılır. İktidarı taklit etmekle iktidar olunmaz. İktidarın et süt belediyeciliğine takıldık kaldık. Halbuki şehircilik diye bir şey var. Büyük iddialar. Yani şehirlerimizde şimdi ben çok ileriye gidip de sıkıntı yaratmak istemiyorum. Gelin İzmir'i bir gezin bakalım. Onun için bir dakika orası önemli yalnız. Yani İzmir'de şu anda Hamza Dağ'ın vaatleri mi? Ben burada Hamza Dağ'ın kazanma ihtimalini aşağı yukarı görmüyorum. Ama şimdi demin yine değerli konuşmacılardan biri söylemişti.
Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan sadece kazanmak değil, en yüksek oyla kazanmak. Peki mesela Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi nasıl bir etki yaratacaktır? Bir İzmirli olarak onu sorayım size. Ben isimler üzerinde konuşmak istemiyorum Ece Hanım. Ama ben İzmir için de söylemiyorum. Türkiye'nin geneli için söylüyorum. Kim bir oy çok fazla getirecekse o tercih edilmeliydi. Niye? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan %26 ile devraldınız genel seçimleri, %30.2 ile aldınız yerel seçimleri ve 11 büyükşehir aldınız. Değişim iddiası var. Şimdi bu değişimin bunları artırarak gitmesi lazım. Gerçi değişim konusunu inşallah bu seçimler bitince ayrıca tartışırız. Değişimle yer değiştirmeyi karıştırmamak lazım. Yani değişim fikri bir şey. Değişim Ecevit'ti. Değişim 65'te gelen, o zaman deyimiyle nurlu ufuklar diyen Demirel'di. Bülent Ecevit toprak işlerini su kullananın insanca hakça düzen dediği zaman yer yerinden oynuyordu. Ece Hanım, bana bir lider 5 tane slogan verin Türkiye'de iktidarı değiştireyim. Mesele bu. Yani dolayısıyla ben bugün siyasetin geldiği bu rant kavgasında artık gerçekten bir reformla bu siyasi yapıların düzeleceği kanaatinde değilim. Siyaset ve siyasetçi anlamında önce toplumun kanaat getireceği bir devrimsel değişime ihtiyaç var. Evet. Şimdi adam gitsin. Ben bu örneği birkaç defa daha verdim. Bizim Ödemiş'in bir beldesinde çiftçiye sordum. Canım kardeşim dedim, yani itiraz ediyorsunuz da gidip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyorsunuz. Vermeyeceğiz de dedi. Efe arıyoruz. Efe dedi. Verecek. Şimdi bakın, o bunun laboratuvarı İstanbul'dur. 2019 seçimleri. 2019 seçimlerinde orada hem o ittifakın hem o birlikteliğin verdiği moral motivasyon vardı ama Sayın İmamoğlu'nda bir siyasetçi kumaşı olmasaydı o iş gene zor olurdu. Yani bunlar her birisi birbirini tamamlayan faktörler. O nedenle bence inşallah bir an önce, ya bakın şimdi geçenlerde söylemeden edemeyeceğim. Bir tanıdığım var. Annesi Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden sayılabilir. Mustafa Necati'nin yeğeni. Tarım konusunda inanılmaz başarılı ve toplumsal tanınırlığı yüksek. Bunu belediye meclisine yazar mısınız diye bir arkadaşım söylüyor. Yazamayız onu diyorlar, şey yapalım. Bir şirkete yönetim kurulu üyesi yapalım. Nasıl olacak o liyakat işi o zaman? Yani sen, ben, bizim olan, onun adamı, bunun adamı. Biz milletvekilleri olarak paylaşalım illeri, ilçeleri. Ondan sonra işimize bakalım. Ya bu, o zaman bu, bakın. O zaman iktidardan ne farkınız kalır mı diyecektiniz? Tabii. Deminden beri öyle ağır iddialarla Adalet ve Kalkınma Partisi eleştirildi ki. Gerçi bana sorarsanız yeryüzünde Adalet ve Kalkınma Partisi için söylenmedik söz kalmadı. Sözler etkisini kaybetti. Tutumlar önemli şimdi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ve 23 yıllık iktidarla birlikte çürümüşlük muhalefete de sıçradı. Ve siyasi iktidar muhalefetteki çürümüşlükten asla şikayetçi olmayacaktır. Çünkü Türkiye'yi yönetmek daha kolay o zaman. O nedenle ilk defa belki benden bu kadar radikal sözler duymuş oldunuz. Bu programda söylemiş oldum. Ama bunları söylemeye artık vatani bir görev addediyorum. Ve şu anda bağımsız olmanın verdiği rahatlık içerisindeyim. Ve asla da bu aşamadan sonra bu Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz güzel de gereğini yapacağız kardeşim. Yani Atatürkçüyüz, Cumhuriyet, hadi marş yürüyelim, yürüyelim de bu işler olmuyor. Yıllar önce 12 Eylül darbesi olduğunda üniversitede öğrenci temsilciliğini kazandım. Hastaneye bir albay vardı, o bakıyor. Konuşmayı yazdım. Konuşmamı istedi, görmem lazım dedi. Ben de konuşmamda ya Atatürk kuş karga kovalıyor, gözleri mavi değil, geçin gelin Atatürkçü konuşalım diye böyle bir yine İdeolojik bir Atatürkçü metin yazmıştım. Üstünü çizdi, oraya çizdi, buraya çizdi. Sorun çıkar diye. Çıktım, o çizdiklerin hepsini okudum. Çizilen yerler okuyacağız bundan sonra. Başka çare yok. Yani, çizilen yerleri okuyacağız. Genel bakışım bu konuda böyle Ece Hanım. Sayın Çıray, çok kıymetliydi hakikaten. Uzun süre sonra ilk defa bu kadar zihin açıcı ve bu kadar aslında cesurca, değil mi, analizler. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Şimdi Gülfem Hanım, hemen dönmek istiyorum. Bunun sahadaki karşılığı, yani bütün bu analizlerin, ki bence birçoğu doğru. Yani biz 1 Nisan'da nasıl bir sabaha uyanacağız ve sonrasında CHP'de ne olabilir? Ne öngörüyorsunuz? Yani
Henüz tabii daha nereden baksanız yine de bir 45 gün var. Dolayısıyla Türkiye için 45 gün uzun bir süre. Seçim kampanyaları açısından da evet kısa ama bir takım şeylerin değişebilmesi için de yeterli de bir süre olabilir. Kaldı ki burada şöyle bir nokta da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her ne kadar hata olsa da var olan yerel yönetimler, belediyeler bir anlamda burada kendi sınavlarını da verecekler. Bunların birçoğu kendi büyükşehrinde, ilçesinde başarılı belediyeler de oldular. Dolayısıyla başarılı bir belediye başkanı iseniz siz ve geçtiğimiz 5 yıl boyunca siz kendi seçmenlerinizle bu bağ kurup, o ihtiyacı olan hizmeti götürüp, o şehirde beklenileni yaşatabildiyseniz, bu makro düzeyde yapılan tartışmalar evet bir dereceye kadar etkiler ama seçmen yine sizle kurduğu o bağ üzerinden gidip size oy verecektir. Dolayısıyla seçimlerin yerel seçim olmasının bence bu dönemde böyle bir avantajı var. Yani biz eğer bir genel seçime giriyor olsaydık bence toparlanması daha zor bir manzarayla karşı karşıyaydık. Fakat dediğim gibi burada var olan belediye başkanlarının performansı da önemli olacak. Dolayısıyla da böyle bir avantajı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla evet farklı yerlerde bir takım sorunlar olabilir ama genel anlamıyla başarılı belediyeler yürüttü Cumhuriyet Halk Partisi. Özellikle bu Covid gibi işte doğal afetlerin çok sıkça yaşandığı bir dönemde fena da bir sınav vermediler açıkçası. Diğer taraftan bakacak olursak biz tabii bu bir rekabet ve bir satranç oyunu bir anlamda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de her yerde çıkarttığı adaylar çok da böyle hani müthiş ama nasıl halkta hemen de karşılık bulunan adayları koydular değil. Yani biz şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım yanlışlarını burada eleştiriyoruz ama onların yanlışları biraz da görünür olduğu ve kendileri de medyada çokça konuştuğu için. Şimdi biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki birçok seçme kriterini bile bilmiyoruz. İşte anket yapıldı deniyor, yapıldı mı, yapılmadı mı? Yani işte burada öyle ya da böyle bir şekilde bir MYK'dan, bir PM'den geçme gibi bir prosedürler var. Adalet Kalkınma Partisi'nde bunlar var mı, yok mu o da belli değil. Yani işte bir takım anketler yapılıyor, görüşmeler yapılıyor ama günün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına verdiği kararlarla oluşan adaylar var. Şimdi daha önce evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın kampanya kazanma marifeti ortada, bu seçim süreçlerini yönetmesi de oldukça mahir ama kendi için. Yani kendisi söz konusu olduğu zaman bu süreçleri daha iyi yönetebiliyor. Nitekim 2019 yılında biz birçok adayın hatalı, onlar tarafından da hatalı çıkartıldığını, farklı yanlış adaylar çıkartıldığını, farklı profilde çıkartılsaydı çok daha farklı olabileceğini tartıştık. Dolayısıyla hani onların da çıkarttığı her aday çok başarılı, tam nokta atış aday da bu taraf çok hatalar yaptı, bu seçim gitti diyemeyiz. Dolayısıyla dediğim gibi yine yerel seçim olmasının çok büyük bir avantajı var. Bence 45 gün iyi de bir zaman bu şey yapmak için. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kendini şu medya gündeminden ve kamuoyu gündeminden bu polemiklerden uzaklaşıp arınıp artık biraz seçmeni yerel seçimlere, kendi yerel adaylarına odaklıyor olması gerekiyor. Yani en basit örneği, örneğin Murat Kurum işte aşağı yukarı kaç, neredeyse bir aydır kampanya yapıyor herhalde İstanbul'da. Hala biz onun mesela böyle bir etkili bir kampanya yaptığını, halkla bir bağ kurabildiğini, bir böyle hani ışık yakalayıp bir motivasyon yakaladığını göremedik. Oldukça hani o da genç ama bence böyle daha içe kapanık, o böyle bir ışık saçmayan bir insan, çok bürokrat tipli, çok Ankara bürokratı tipli bir insan. Dolayısıyla örneğin o ne kadar İstanbul'da doğru bir aday ve ne kadar başarılı olacak? Özellikle İliç'teki olaydan sonra. Tabii ki özellikle Çevre Bakanı iken verdiği şu anda birçok karar tartışılırken nasıl olacak o? Bunun gibi benzerleri farklı ilçelerde de başka büyük şehirlerde de tartışabiliriz. Dolayısıyla hani evet bir takım Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorunlar var ama bu sorunlar evet onları hadi seçim kaybetti dememiz için çok erken. Ben hala seçimlere avantajlı girdiklerini düşünüyorum. Çünkü var olan iktidar yerel olsun, ulusal olsun her zaman için seçimlere avantajlı girer. Çünkü yaptıklarını anlatma gibi bir lüksü ve rahatı var. 5 yıl boyunca kurduğu o ilişkiler üzerinden kendisini anlatma gibi, o ilişkileri aktive etme gibi, seçmende farklı motivasyon alanları bulmak gibi bir avantajı var. Dolayısıyla da bu özellikle büyük şehirler nezdinde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu için bence böyle bir avantaj var. Ama iş ki artık bir 45 gün kaldı, bunun bir seçim olduğunu artık bir hatırlayıp o odak noktalarını onu oturtabilmeleri. Şimdi İmamoğlu'nun bugünkü bir çok kritik bir sözü var. Diyor ki ben siyasi olarak rekabet etmiyorum diyor. Bir izleyelim onu arkadaşlarımdan rica edeyim. O nasıl bir taktik, nasıl tutar mı hemen bir bakalım.
Bizim yarışımızın adı başkalarının yaptığı gibi bir siyaset yarışı değil. Bizim yarışımızın tek adı var. Vallahi de billahi de milletine hizmet yarışı. Bu konuda da ben şahsen iddia ediyorum. Beni geçecek bir belediye başkanı Türkiye'de yok. Başkası da desin ki ben daha çok koşacağım. Başımın üstünde yeri var. Siyasi yarış değil, hizmet yarışı. Tutar mı bu söylem? Ve tabii ki İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır mı klişesini de soracağım yine. Yok yani o şey çıkarsama bence doğru değildi. Zaten öyle bir şey yok yani. O zaman bütün şey gücünüzü bir de verirsiniz, oraya alırsınız, olur. Öyle bir şey yok yani. Şimdi burada İmamoğlu benim gördüğüm bir açmazla karşı karşıya ya da handikapla karşı karşıya. Ne o? Başından beri aslında oraya çözüm bulmaya çalışıyor. İstanbul'da 2019'da kazandığı bir büyük bir ittifak söz konusuydu. Şimdi parti üst yönetimleri bu ittifakı dağıttılar ve ona ilk önce İstanbul İttifakı diye bir çözüm geliştirdi. Şimdi o İstanbul İttifakı'nı biraz somuta indirgeyerek siyasi yarış değil hizmet yarışı diyor. Aslında seçmenlere bir hatırlatmada bulunuyor. Ben sizin için çok çalıştım. Yine çalışmaya, koşmaya devam edeceğim. Dolayısıyla parti kimliklerinizle değil, bu şehre verilen katkıya, liyakate, ehliyete falan onlara bakarak oy verin diyor. Aslında oradaki o sözün muhatabı bu şehirdeki farklı partilerde kendini tanımlayan ama bir önceki seçimde de Sayın İmamoğlu'na oy vermiş çeşitli seçmenler. İçinde birbiriyle hiç uzlaşamayan seçmen grupları da var. Yani İYİ Partilisi var, HDP'lisi var, Saadetlisi var, işte Zafer Partilisi var, Memleket Partilisi var, CHP'lisi var. Böylece bir sürü farklı partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bulduğu çözüm hizmet ama o iyi bir çözüm mü? Yoksa başka kavramlar gerekir miydi bu şeyi sağlayacak, konsolidasyonu sağlayacak? Şimdi CHP'nin genel kampanyasında da burada bir sorun var. Benim gördüğüm o eksik hali ortada duruyor. Yani partiler arasında ittifak olmadığına göre taban ittifakını hangi konsept, kavram, üst değer etrafında sağlayacaksınız. Çünkü işte altılı masa vesaire falan Millet İttifakı kurulurken parlamenter demokrasi, çoğulculuk vesaire, hukuk devlet falan gibi üst kavramlar Özgür Özel bugün Cumhuriyet dedi mesela. Etrafında bu şey birlik evet. Sağlandı. Ama bir üst değerler kullanıldı. O üst değerler olmadan birbirinden çok farklı siyasi özelliklere sahip tabanları bir araya getiremiyorsunuz. Bir üst değerde, bir üst kimlikte ya da bir üst değerde birleşmeniz gerekiyor. Bir ortak değerde. O çözüm ne kadar doğruydu, yanlıştı ayrı tartışılır. Ama şimdi bu seçimde bu birbirinden çok farklı parti tabanlarını aynı adaya oy vermek için hizmet yeterli bir argüman mıdır? Yoksa onun ötesinde başka kavramlara, başka değerlere, ortak değerlere de ihtiyaç var mıdır? Bence bunun tartışılması gerekiyordu ama biz biraz önce Gülfem Hanım'ın söylediği gibi biz bunları değil isimleri tartıştık. İsimleri tartışıyoruz falan. Dolayısıyla da burada bir temel yanlış yapılıyor. CHP üst yönetimi bize isimleri tartışmamızı gerektiren şeyler, bir o ortamı sürekli sağladığı sürece bence bu muhalefet enerjisi ve o aklı ziyan ediliyor. Çünkü seçime 45 gün kala işte cumhuriyet değerleri mi diyeceğiz, hizmet mi diyeceğiz falan. Eğer muhalefet hala bunu kendi içinde çözememişse o zaman bence bir temel sorun vardır. Yani o üst değer ne? Hangi kavram altında Türkiye'nin çok farklı şehirlerinde birbirinden çok farklı kültürel özelliklere, sosyolojik özelliklere sahip tabanları aynı doğrultuda oy verdireceksiniz. Şimdi bu bence zor bir soru. Çözümü kolay bir şey değil. Bunun üzerine çok kafa yormak gerekiyordu. Ama benim gördüğüm en az onun üzerine kafa yoruldu. Hatta hiç kafa yorulmadı yani. Daha açıkça söylemek gerekirse. Biz şimdi çok farklı şeyler tartışıyoruz. Ama sahada tabii o seçmenleri konsolide etmekten sorumlu ve bu mecburiyeti üzerinde hisseden adaylar şimdi bu zorlukla karşı karşıyalar ve ellerinde üretilmiş bir şey çözüm seti de yok. O yüzden İmamoğlu bir gün İstanbul İttifakı diyor,
Sonra hizmet diyor. Ben herkesten daha çok çalışırım diyor. Yani ben bu çabaya saygı duyuyorum. Ama adayları bu çabayı ya da bu sorunun cevabını bulmak konusunda yalnız bırakmaması gerekirdi. Genel merkezin esas işinin bu taban konsolidasyonunu sağlayacak değerler setini, kavramlar setini üretmek olması gerekirken o başka şeylerle uğraştılar. Ortada işte adaylar şimdi seçimi tek başlarına kurtarmaya çalışıyorlar. Peki, gibi bir görüntü. Minicik bir şey ekleyebilir miyim? Çok affedersiniz. Bu zaten bu İbrahim Bey'in anlattığı hikaye zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik en temelde yaptığı hatalardan biri. Ve her seçim tekrarlanan bir hata. Yani inanılmaz bir şey. Ben 2007 yılında Fransa'da doktorumu yaparken bu hatalardan bahsediyordum. Sene oldu 2024. Şimdi biz bu hatalardan bahsediyoruz. Yani bu da ayrı bir şey. Biraz siyasi iletişimi de yanlış okumak, yanlış anlamak. Yani siyasi iletişimi tamamen bir slogan bulmaya, şarkı bulmaya, billboard yapmaya odaklayıp o şekilde düşündükleri için. Halbuki siyasal iletişim dediğiniz şey tam da bu. Yani bu işte ortak değerleri nasıl yaratacağız? Bu ortak kavramları nasıl yaratacağız? Nasıl farklı seçmen tabii. gruplarını bunun altında çatıda besleyeceğiz? Bunlardır. Çok affedersiniz. Kestim ama tam yani hep CHP'de aynı hatalar ve yine aynı hatalar. CHP'de şu anda benimsenmiş ortak değerler var mı? Peki. Şimdi o benimsenmiş değerler değil de şimdi siz kampanya süresince bir yandan rasyonel seçmene dokunabilmek için işte böyle vaatler, hizmetler falan anlatırsınız ama oy verme motivasyonun çok büyük bir bölümü de duygusaldır. O duygusal motivasyonu yatay kesen bir eksende olması lazım. İbrahim Bey'in değerler seti dediği hikaye o. Biz bu seçim hangi duygu üzerinden, hangi değerler üzerinden ne şekilde oynayacağızı biraz adaylarınızın eline vermeniz lazım ki İstanbul'da konuştuğunuz hikayeyle Antalya'da konuştuğunuz hikaye birbiriyle konuşabilsin. Siz de böyle bir ortak bir aura yaratabilin. Onu yaratamadığınız zaman işte kampanya bireyselleşiyor. O da güçlü bir kampanya olamıyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi Gülfem Hanım'ın yorumlarına katılıyorum. Bu yerel seçimin genel seçimden çok farklı özellikleri var. Hiç unutmuyorum biz 2017'de seyircili programlar yapıyorduk ve Beylikdüzü'ne gittik. Biraz erken gitmiştik. Bir kafede Atilla Köprülüoğlu arkadaşımla birlikte programa hazırlanırken insanlar işte fotoğraf çektirmeye falan geliyorlar. Onlarla konuştum ben. Belediye başkanınızı nasıl buluyorsunuz diye. Çok enteresan. Bir kişi bile memnun değiliz demedi. Bunlar tesadüfen bizim çevremize gelen insanlar. Ben Atilla'ya dedim ki Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın ismi Ekrem İmamoğlu. Biz bu ismi bir kenara yazalım dedim. 2019'da aday gösterildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında 300 binin altında bir takipçi vardı. Bu da gösteriyor ki Ekrem Bey İstanbul genelinde tanınmıyordu. Fakat bizim insanlarımızın enteresan ve hiç küçümsenmemesi gereken bir sezisi var. İyiyi, doğruyu, güzeli arayıp bulma sezisi. Ve o dönemde Ekrem Bey tanınmadığı için elbette ki partilerin ittifakına ihtiyacı vardı. Ve o seçim gecesini çok iyi yöneterek, o krizi çok iyi yöneterek daha sonraki seçimde oylarını müthiş bir artışla katladı. Şimdi ama Ekrem Bey artık tanınıyor. Nereye gitse çok büyük ilgi görüyor. Ben dün akşam Zafer'in Rengi filminin galasındaydım. Daha sonra sorarsan onu da kısaca anlatmak isterim. Ekrem Bey'in adını Başkanımız Sayın Ali Koç konuklar arasında anons ettiğinde AKM'yi dolduran kitle büyük bir alkışla ismini yanıtladı. Dolayısıyla Ekrem Bey artık icraatıyla da bilinen, tanınan ve işte bir zamanlar çok yağış alan kentte sellerin olduğu bölgelerde artık selin görülmediği, bir takım sosyal belediyecilik anlayışıyla insanların her siyasi görüşten insanlara dokunabildiği bir belediyecilik anlayışını ortaya koydu, sergiledi. Bu nedenle artık çok tanınıyor, çok biliniyor. Bir de kabul etmek gerekirse bence merhum Bülent Ecevit'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi kadroları arasında en karizmatik siyasi isimlerden biri Sayın Ekrem İmamoğlu. O karizmasıyla birlikte Sayın Aytun Çıray'ın bizim röportajımızda tırnak içinde adını koyduğu vicdan kardeşliğini temelde, seçmende bir tutabilirse, insanların birbirini kucaklamasını ve kendisine destek vermesini sağlayabilirse,
icraatının da yarattığı olumlu havayla ben bütün handikapları aşabileceğini ve tekrar başkan seçilebileceğini öngörüyorum. Bir de sandık güvenliğini sağlayabilirse. Sağlıyor zaten. Geçen seçimlerden çok büyük bir deneyimi var. Ve orada sandıklara sahip çıktılar. Hatta sandıkların başında sabahladı insanlar. Böyle de bir deneyim orada olduğu için. Orada çok sayıda parti vardı. Şimdi artık sadece CHP olacak. Tabii, tabii. Onun için soruyorum. Yani, ama bir de şu anda CHP örgütüne tamamen hakim durumda. Ve İstanbul'daki adayların belirlenmesinde de bence Ekrem Bey'in önerdiği isimlerin aday gösterilmesine şöyle bir yarar var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha iyi tanıyordur onları ve seçildiği takdirde de onlarla çalışacaktır. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olsam uyumla çalışabileceğim ilçe belediye başkanlarının olmasını isterim. Ama o zaman Cumhurbaşkanı'nın tezini doğrulamış olursunuz Sayın Dündar. Bazen doğrulayabiliriz Sayın Cumhurbaşkanı'nın tezini. Yani, hep yanlış yapacak değil ama ya. Yani seçimlerdeki tutumu doğru değil yani. Size oy vermeyeceğiz, doğalgaz vermeyeceğiz diyor. Yok hayır, benzer bir tarafı yok. Asla benzer bir onun tarafı yok. Onun herkesin yerel şeyi bu. Ben bir de bu yere. Yaş konusunun yani 3 dönem belediye başkanlığı yaptı da bundan sonra artık kenara çekilsin anlayışının da çok demode bir değerlendirme biçimi olduğuna inanıyorum. Hiç unutmuyorum Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde gördüğü en büyük mimarlardan biri olan Sedat Hakkı Eldem'le rahmetli 70. yaş gününü kutladığı gün bir söyleşi yapmıştım. Dedi ki bir mimar için en değerli yaş 70 yaştır ve ondan sonra en büyük eserlerini verir diyerek Mimar Sinan'a da atıfta bulunmuştu. Şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen benim deyimimle Eskişehir'i, Bozkır'daki Eskişehir'i öyle bir hale getirdi ki ben ona her faninin ölmeden önce mutlaka görmesi gereken kent olarak tanımlıyorum. O hale getirdi. Artık bazı rötuşları kalmıştı hocanın, Yılmaz Hoca'nın yapabileceği. Bu yaşında malayı eline alıp sıva yapacak değil ya, ya da patlayan su borusunu değiştirmek için aracın başında çalışacak değil ki. O artık birikimiyle, aklıyla, ustalığıyla dediğim gibi o harikulade hale getirdiği ve çok büyük turist akımına uğrayan Eskişehir'de son rötuşları yapabilecekti. Onu seçmediler ama onun sekreterini, genel sekreterini seçtiler. O da tanınmıyor maalesef kentte. Çok değerli bir isim olduğu muhakkak ama Eskişehir bıçak sırtı olan bir kenttir. Onu unutmamak lazım. Yılmaz Büyükerşen Hoca o oyları toplayabiliyordu. Ve uzak köylere, şimdi mahalle denilen köylere de gitme başarısını gösteriyordu. Yani toptancı yaklaşımların ben her zaman geçerli olmadığına inanıyorum. Sayın Büyükerşen keşke genel seçimde de Cumhurbaşkanlığı'na aday yapılsaydı. Keşke. Bugün farklı bir şey çıkardı karşımıza. Şimdi Erzincan'a bir gitmemiz lazım. Yani. Hazırlıyor musunuz? Tamam, arkadaşımız Nedim Bayhan. Çünkü dedik ya size, yani istiyoruz ki bir şey söyleyebilelim. Yani bir şey oldu, bir sonuca ulaşıldı, sonuca yaklaşıldı. Bu 9 emekçinin, 9 işçinin en azından tam olarak nerede olduğuna dair bir takım bilgiler geldi. 3'ü ayrı yerde, 6'sı ayrı yerde şeklinde ama ya daha somut bir şey söylemek istiyoruz artık bu kadar gün geçtikten sonra. Onun için hakikaten arkadaşımızı hazırlarsak, buna dair de önemli gelişmeler varsa aktaralım ama dediğimiz gibi az önce son dakika bilgisi olarak aktardık. Biliyorsunuz gözaltılar vardı. Onu tekrar edelim sizlere isterseniz. Tekrar arkadaşlarımızdan da rica edeyim. Evet, şimdi 8 şüphelinin 6'sı hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiklerini biliyoruz. İkisi hakkında adli kontrol sağlandığını biliyoruz. Şimdi asıl sorumluları gözaltına almaya herhalde hiçbir savcının gücü yetmez. Çok doğru. Yani asıl mesele öyle. Bu zaten. Yani aslında işte... Tabii ki, çünkü bu kazaların hepsi siyasi aslında. Evet. Yani bugün Ali Babacan'ın galiba, şöyle bir arkadaşlarımla da paylaşmıştım arkadaşlar, siz de bana bir hatırlatabilirseniz, bir tweet'i vardı. Özetle aslında bütün bu kararları, izinleri diyor tek bir kişi veriyor diyor. Yani onu söyleyen
daha net bir şekilde onu ifade edeyim. Sayın Paşa'm vermeyecektiniz bu izinleri. Evet, Türkiye'deki madenlerle alakalı tüm izinler, ruhsatlar tamamı Cumhurbaşkanlığında veriliyor. Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde bu yetki bakanlıktan alındı. O zaman Başbakanlığa, daha sonra da Cumhurbaşkanlığa devredildi diyor. Ali Babacan aslında günlerdir herkesin sustuğu konuyla ilgili Ali Babacan'ın böyle bir tweet'i var, onu da söyleyelim. Canım zaten yani böyle bir noktada sadece bir şirketi sorumlu tutmak da tam sorumluluktan kaçmanın Türkçesi oluyor tabii, herhalde. Tabii. Yani hiçbir özel şirketin zaten bir toplumsal sorumluluğu yoktur. Bu toplumsal sorumluluk, toplumun faydasını gözetmek zaten tam da siyasilerin işi. Ama tam da işte Cumhuriyeti erozyona uğratmanın aynen. bir parçasını burada görüyoruz. Bakın bakanlıktan alınıyor yetki. Önce Başbakanlığa, sonra Cumhurbaşkanlığa bağlanıyor. Başbakanım şu anda bakanlıkta yani, da olsa çok bir şey fark Cumhuriyeti etmeyecek. Cumhuriyeti kurumlarını orada da ortadan yani. Kaldırıyorsunuz siz. Kurallarını, geleneklerini ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi onları ortadan kaldırdınız mı bu sonuçlar? Yargının bağımsız olmadığı tabii, bir ülkede hiçbir zaman olmadı. Gerçek sorumlular kesinlikle. Hesap veremez. Kesinlikle. Dolayısıyla sorun kader değil. Sorun yani şu an içinde bulunan sorun. Kader kader diyerek emeği sömürenler bence. Ama şimdi bir ne oluyor ne bitiyor Nedim Bayhan'dan öğrenelim. Nedim Bayhan, seni çok beklettik, çok özür diliyoruz. İstiyoruz ki somut bir şey söyleyebilelim. Yani hakikaten içimiz yanıyor. Böyle boş boş konuşmak da bana artık çok boş geliyor. Yani bir taraftan da o aileler ne çekiyorlar, ne yaşıyorlar. Kimse hatasıyla yüzleşmiyor, hatasıyla yüzsüzleşiyor diyebiliriz belki. Yani Türkiye'de maalesef seni dinleyelim. Aslında Ecener, keşke biz de somut bir haber verebilsek dördüncü günde bu noktadan sizlere, ama şu ana kadar arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Tarama faaliyetleri devam ediyor fakat 9 işçimiz hakkında 9 işçimizden henüz bir ses gelmediğini sizlere belirtelim. Dördüncü gündeyiz artık, hava sıcaklığı gece saatlerinde düşüyor. Yağmur ara sıra etkisini arttırıyor. Bu noktada da arama kurtarma faaliyetleri tabii ki güçlükle devam ediyor. Hala bu noktada bir toprak kayması riski var. Bakan Bayraktar bunu da ifade etti ve özellikle şunu da söyledi. Hani biz diyoruz ya 10 milyon metreküplük bir noktadan bahsediyoruz. 400 bin kamyon lazım şu anda buradaki toprağı kaldırabilmek için. Ve iddialar da aslında burada söz konusu. Bugün bir belgeye ulaştık bu noktada. Yani 2-3 gündür numuneler yapılıyor bu noktadan. Tahliller yapılıyor deniliyor. Aslında Fırat Nehri'ne siyanür karıştı mı karışmadı mı iddiaları çok fazlaydı. Bugün bunu belgeledik aslında ana haberde. Belgeyi ortaya çıkardık. Az da olsa çok az bir miktar bu Fırat Nehri'ne karıştığını biliyoruz ama çok az bir miktardan bahsediyorum. 0,1 rakamlardan bahsediyorum ki eğer ki 10 PM'i geçerse bu insan sağlığına zarar kapsamına giriyor. Ama 10 PM değil de şu anda 0,1 rakamlardan bahsediyoruz. Ama ileriki dönemlerde yağış oldukça yeraltı sularına karışıyor biliyorsunuz ki. İleriki dönemlerde sürekli bu noktadan tahlil alınması gerekiyor ve bu noktada bir rehabilitasyon çalışması yapılması lazım. Tabii yine gün içerisinde adliyede de çok hareketli dakikalar yaşandı burada. 8 sorumlu bu noktada adliyeye götürüldü. Biliyorsunuz ki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk günde bu noktada 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı. Soruşturmayı onlar yürütüyordu ve 8 kişi şu anda gözaltına alındı. Ardından gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılarına ifade verildi ve daha sonrasında mahkemeye sevk edildi. Bunların arasında Kanada şirketine ait ve bu noktada üst düzey yöneticilerden bir tanesi de var. O da şu anda soruşturma kapsamında ifadesini verdi. Şu anda mahkemeye sevk edildi. Evet, sorumlular bir türlü bu noktada aslında hesap vermiyor diyoruz. Burada hesabı veren, burada bedel ödeyen maalesef ki yine buradaki 9 işçimiz, 9 işçimizin ailesi oluyor. Şimdi Sabırlı Köyü'ne çıkamıyoruz. Oradaki faaliyetleri gösteremiyoruz sizlere. Çünkü oraya çıkmamız jandarma tarafından engelleniyor. Gerekçe ise güvenlik oluyor. Yani güvenli bir ortam içerisinde değil aslında bu noktada. Çünkü kayma riski sürekli devam ediyor. Günü biraz daha toparlarsak özetle geçelim. Bakan Bayraktar şunu söyledi. Numunelerde bir sorun yok. Fırat Nehri'nde endişe edilecek bir durum yok denildi. Öğleden sonra bizler bir plan yapacağız ve o
toprak yığınını o bölgeden kaldıracağız ifadeleri kullandı. Tabii o toprak yığını o bölgeden kaldırılacak ama yine güvenli bir bölgeye götürülmesi gerekiyor. Yine böyle bir olay yaşanmasın diye. Tabii burada önemli detaylardan bir tanesi şu, şunun altını çizelim. Erzincan bir deprem şehri ve hemen altımızda aktif bir fay var ve deprem üretme riski çok yüksek. Günümüzü kaybettik, bugünümüzü kaybettik. 9 işçimiz hala o noktada ama deprem üretme riskinin çok yüksek olduğu bu noktada eğer ki ileriki günlerde maden ocağı tekrardan aktif hale gelirse, eğer bir deprem yaşanırsa işte o siyanür havuzundaki sarsıntılarla birlikte o siyanürün nereye akacağı çok belli. Hemen 1 kilometre arkamızdaki Fırat Nehri'ne akacak. İşte o zaman da biz bugün Fırat Nehri'ne siyanür karışmadı diyorsak o gün karışma riski bugünden daha da fazla olacak. Aslında buradaki maden alanına ÇED raporunda bu yönlü şekilde uzmanlara göre olumlu bir ÇED raporu verilmemesi gerekiyordu. Aslında 4 günü bu şekilde toparlayabiliyoruz. 4 günün ana gündemi bu. Umutsuzluk, aileler şu anda umutsuz bekleyişteler. Yani umutlu bekleyişteler diyemiyorum gerçekten. 4 gün geçti. Bir şekilde buradaki resmi kaynaklardan bilgi almaya devam ediyorlar ama artık 4. günde en azından şu ifadeyi kullanıyorlar. Biz cansız bedenlerini teslim alalım, en azından dua edebileceğimiz bir mezarlar olsun diyor Ece Üner. Yani bunun üstüne söz söylenmez zaten. Artık ne söylenir ki bunun üstüne? Sadece Mithat Baydur, size dönmek istiyorum. Çünkü dedik ya, mesele kader değil. Mesele kader kader deyip bu insanları sömürenler. Şimdi bugün siz bizimle bir şey paylaştınız. Yani Türkler çok iyi taş taşır. Şimdi bu insanlar bilmiyorlar mı? Aynı şirket mesela, dönüp bakalım Kanada'da yapıyor şirketin mu siyanürlü işi? Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Kanada'da bir mülakat vermiş galiba. Orada onu konuşacağız. Söylüyor. Bırakın Kanada'yı. Arjantin gibi paraya çok ihtiyacı olan bir ülkede yapılıyor mu mesela böyle bir şey? Siyanürle yapılmıyor. Yani dolayısıyla hani... Korkunç, Türkler İşin, çok yani iyi taş taşır. Yani orada ürpertici şey, moderatör de soruyor, TL veriyorsunuz değil mi? TL veriyoruz tabii diyor. Yani tabii dolar karşılığı o zaman gibi hani iyi oluyor anlamında. Çünkü mesela diyelim ki 30 lira dolar, 20 bin lira veriyorlar. 650 dolar falan oluyor. Dolar 40 lira olursa ne yapacak o zaman, dolar 40 lira olursa 500 dolara inecek onun için. Yani onu büyük bir memnuniyetle söylüyor. Hani bir sen varsın, her şey tamam, sen yoksun, her şey eksik diye bir şarkıyla girişte programında böyle bir şey atıfta bulundun ya. Ben de Edip Akbayram'ın şarkısıyla bir atıfta bulunayım. İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne. Hep böyle oluyor zaten. Ölen yoksullar ölüyor maalesef. Ölen yoksullar. Ama şimdi Uğur abinin Zafer'in rengiyle ilgili açıklama olacak. Ben çok zamanını almadı. Hemen bir iki bir şey söyleyeyim. Bu AKP dönemiyle ilgili, yani günün birinde biterse şunları hatırlayacağız. Bir Marmara'daki müsilajı. Hep böyle çevre. Yani büyük bir çevre katliamı. Yani bunu çok konuştuğumuz için geçiyorum. Müsilaj. Kuzey Marmara yolundaki kuzey ormanlarının kesilişi mesela 270 bin hektardan 238 bin hektara indi. Yeşil alan gitti. %15'i kadar. Balık nesli? Balık nesli, onu da söyleyeyim. Şey 1980'de Marmara Denizi'nde aşağı yukarı 680 bin tonlu balık tutulurken bugün 330 bin ton tutuluyor. 20 çeşit 1982'deki balık bugün 10 çeşide inmiş durumda. 3 çeşit diyorlar. Hemen ben bütün rakamları sayabilirim ben size hepsini. Evet. Şimdi, peki bir şey daha söyleyeyim. Kapatmamız hemen lazımmış. Reklamdan sonra da kapatacağız. Şimdi Uğur abiye de bir cümle vermem lazım. Onun için hızlıca. Hocam ben o zaman keseyim. Evet, tamam. Bir cümle Uğur abiye vereyim de kapatalım. Zafer'in rengi aslında bir Fenerbahçe filmi değil. Tamam. Fenerbahçe var ve 29 Haziran 1923'te oynanan General İşgal Orduları Komutanı General Harrington'ın adına konulan kupanın kazanılması var. Bunu kazanan Fenerbahçe. Ama film milli mücadeleyi anlatıyor. Askerin tüfeğiyle, topuyla kazandığı başarının yanı sıra futbol topuyla da bağımsızlık ateşinin bir büyük kente ve memlekete nasıl yayılabileceğini ve o zaferin ne kadar büyük umutlar aşıladığını anlatan, bu arada Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami'nin de alkışlarla anıldığı harika bir film, muhteşem bir film. Özellikle şu anda coğrafyamızdaki emperyalizm tehdidinin bayağı somutlaştığı süreçte milli mücadeleyi anlatan böyle filmin, böyle bir filmin hazırlanması, hakikaten alkışlanması gereken bir konu. Bu konuda gayret gösteren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u
filmin yapımcısı, yönetmeni Abdullah Oğuz'u, ona destek veren, sponsor olan Hamdi Akın'ı ve Petrol Ofisi ben yürekten kutluyorum. Zaten filmi seyreden seyirciler gözyaşları içinde salondan ayrıldılar. Harika bir film. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar reklama gidip mi kapatıyoruz? Önce reklam, ondan sonra yavaş yavaş noktalayacağız. Patates kızartması. Heyecan içinde. Çıtı tavuk da varmış. Lezzet içinde. Yağsız kızartıyor diyorsun yani. Fryer özelliğiyle. Sağlık içinde. Oo, bizim aile kadar geniş. Ziyafetler içinde. Fit Fry teknolojisi şimdi bu fırının içinde. Homojen ısı dağılımı sayesinde arada karıştırmaya gerek kalmaz. Böylece ekstra enerji harcamaz. Beko Fit Fry. 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şirketimiz aile şirketi. Biz şimdi Türkiye'nin her yerinden araç alıyoruz ve pazarlamasını yapıyoruz. Bunu yaparken bizim en büyük yardımcımız sahibinden.com. Doğudan batıya kadar bize ulaşabilen çok müşterimiz var. Kolaylık sağladığı için sahibinden.com'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında beni bu işe başlatan sahibinden.com oldu. Araçlar ona ilgimi, alakamı orada daha fazla arttırıp bu işe başlamaya karar verdim. Sahibinden.com ile beraberken her zaman ofisimde olmak zorunda hissetmiyorum. Çünkü benim ofisim her zaman yanımda. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. O kapıdan çıkarsan bir daha giremez. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa hep Emlak'a bakın. Bana bekliyorum o zaman. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı hep Emlak'ta. Hepsi Emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Neden mi en güzel çay Doğuş Çay? Kaliteden asla ödün vermez. Rengi, demi, kokusu bir harika. Kaliteden ödün vermeyenlere, uygun fiyat isteyenlere Doğuş Rize. En güzel çay Doğuş Çay. Askeri deha, devlet adamı, stratejist, iyi bir diplomat. Hepsinden önce ömrünü adadığı Türk halkından biri. Okurken gururlanacağınız, gelecek nesillere bırakacağınız bir eser. Yaşamdan Atatürk anıları yarın Sözcü'yle birlikte ücretsiz. Yenilenen Activex antibakteriyel sıvı sabun, Smart Protect teknolojisiyle kötü bakterilerin %99.9'unu öldürür, iyi bakterileri korur. Doğal cilt mikrobiyomunu destekler. Tanıştıralım Ali Bey. Ali Bey'in içtiği kahve. Kahveyi döktüğü tişört. Tişörtü attığı çamaşır makinesi. Makinede çeken karate kıyafeti. Karate kıyafetiyle kırmaya çalıştığı tuğla. Çengli Usta'nın hediye ettiği çikolata. Hepsinin arkasında Türkiye'nin lider yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım var. Logo Yazılım'la çalışanlar... Ev hanımıyım. İki tane çocuğum var. İkisi de çok fazla süt seviyorlar. Süt de biliyoruz ki artık çok pahalı. Projeyi gördüm. 153 aradım. Hemen bana dönüş sağlandı bir hafta içinde. Çok da memnunum. Böyle bir proje olduğu için İBB'ye, belediyemize çok teşekkür ediyorum. 245 binin üzerinde evladımıza milyonlarca litre ücretsiz halk süt dağıttık. İsrafı bitirdik. Hizmeti getirdik. İstanbul başardı. Fırça. Aa! Hem de 199 bin liraya. Aa! Hemen tapu fırsatıyla. Acele edin. Sadece 50 adet parsel için geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın. Hem arsa hem ev, arsa ve... Hayatın beklenmedik karanlıklarına düşsek de birlikte kalkmayı biliriz. Önemli olan birlik olabilmek, yaraları birlikte sarabilmek. PNG Türkiye olarak ilk günden beri deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için markalarımızla seferber olduk.
sadece destek değil, yanlarında da olduk. Toplum Gönülleri Vakfı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Umut Evi projesiyle biz buradayız. Geleceği birlikte inşa ediyoruz. Yarınlara hep birlikte koşuyoruz. Biz her gün birlikte iyileşiyoruz. Efendim, kıymetli konuklarıma çok teşekkür ediyorum değerli vakitlerini ayırdıkları için ve sizi izleyenlere, televizyon ekranlarından bizleri takip edenlere çok teşekkürler. Sözün gücünden az sonra Senem Tolu Ayılgaz sizlerle birlikte olacak efendim. Hoşçakalın.